Deleyelim ve bölüm 10'dayız arkadaşlar. Bölüm 10'a kadar geldik. Siyaset politikası gütmeye başladık. İlk 4 bölümde, 5 bölümde bayağı bir kişiyle uğraştık biliyorsunuz. Çatapata çok girdik. Sonrasında dün büyük bir toplantı yaptık ve şu anda siyasetimiz SS bölgesine karşı. SS'i güçlendirme adına SS kalabalık bir mahalle ama SS'i somut şekilde bir şeyler yaptırmak lazım. Siyaset, güçlendirme politikası ve bizim şu anda ekonomimiz biraz sıkıntıda. Ekonomi sıkıntıda olduğu için arkadaşlar ona göre bir strateji yapacağız. Kusurası aleyküm selam. Hayatım. Yeni tarzın güzel olmuş. Beğendim. Güzel. İşte gayeye yakışacak olan tarz tipleme budur. Neler oldu? Anlat bakalım. Bugün Kenan benden izin istedi. Biliyorsun pazar bugün. Bayağı bir evlat. Şehirde de bir nüfus azalması var. Ne diyorsun? Anlat bakalım şimdi neler oldu? Şimdi korumalarımızın çoğu biliyorsun ki izinli. Çocuklar geziyor ailesiyle, sevgilisiyle vesaire. Ancak sabah bir sıkıntı yaşadık. Onu seninle paylaşayım. Bu bulutları ben çağırmıştım. Konuşacaktık. Baktım kapıda bir sesler var. Garajın önüne gittiğimde bu kapiterler. Yaklaşık bir 10 kişi maskelerini takmışlar illegal bir şekilde. Kapının önüne gelmişler, bulutları istiyorlar benden. Benim büyük ihtimalle orada olduğumu fark etmediler. Bizim korumalara artistlik yapacaklardı. Gittiğimde dedim ki buradan uzaklaşın. Bakın bu yaptığınız dedim ikinci terbiyesizlik. Bu şekilde olursa dedim farklı davranacağım. Tabii ki bunlar gittiler. Neyse dedi sizi çıkışta alacağım dedi bu bulutlara. Sonra biz toplantı yaparken bir anda silah sesleri yükseldi dışarıdan. Ben de tabii çocuklara emir verdim. Gidin hepsine sıkın. İyi yapmış, iyi emir vermişsin. Çünkü bunlar dün de bir terbiyesizlik yaptı burada. Bu demir korumalarına sahip çıkamıyor demiştim. Şimdi bizim malikanenin dışında eğer kime karşı sıkma faaliyeti gerçekleştirdiler? Önemi yok ki. Benim misafirim varken benim malikanemin dışında taciz edici ateşler ediyorlar. Evet, anladım. Tamam, peki gel bakalım. Çocuklar hazır mı? Çocuklar dışarıda. Gece bir vukuat oldu mu? Gece de vukuat oldu. Uvu'da bir tane iki tane çocuk, biri Şafaklardan, bir tanesi Kadıoğlu'ndan. Delioğlu için Uvu'da şöyle bir laf geziyormuş. Delioğlu baron olacakmış. Bunu nereden duydularsa artık. Oradan Şafaklardan bir tanesi de çıkıp diyor ki benim bilmem neyimi yesinler, olurlar, tabii tabii olurlar gibisinden bir laf söylüyor. Şafak diyor. Evet. Peki baron sözünü kim diyor? Onu bizim çocuklardan birisi sözde demiş. Bunu deyince bu adam da böyle bir tepki gösteriyor. Baron olacak sözünü söyleyen bizim çocuk mu? Bizim çocuklardan birisi söylemiş. Ancak kim olduğunu bilmiyorum. Onu bul. O geri zekalıyı bul. O malı bul. Ama şöyle bir şey var patron. Yalan da söylüyor olabilir. Bunlar bir başka yerlerden, sen şimdi dün bir koruma sırasında dedin ya amacım baron olmak diye. Belki de bir taraflarından uyduruyorlar. Bizim korumalardan biri söyledi diye. Saçma geldi çünkü bana muhabbet. Anladım. Tamam, gel bakalım. Bu ne ya? Şu ifade. Evet. Güzel bir gün. Mükemmel bir pazar günü. Bakalım sayımız çok iyi. Maşallah pazar gününe göre. Ayber ne haber lan? Ayber. İyi patrosu nasılsınız? Aferin canım benim. Evet yeni gelenler var galiba. Yüzlerinden anlayabiliyorum. Maskeni çıkart oğlum. Bir daha demeyeceğim bu sırada maske çıkart diye çocuklar. Evet. Nasılsınız çocuklar? Var mı bir sıkıntı? Bugün farklı bir gün. Bugün pazar. Pazar olduğu için izin isteyenler oldu çocuklar. Korumalardan, abilerinizden, kardeşlerinizden. Biz de iznimizi verdik. Sonuçta sizin de bir hayatınız var. Geziyorsunuz, tozluyorsunuz. Sevdiğiniz var. Bilmem neyiniz var. Doğru mu? Doğru. Ona göre Doğru hal ve diyorsun patron. hareketler yapacağız. Şimdi olaylar olmuştu Uvu'da. Ablanız bana anlattı. Daha demin kapitallerden galiba gene bir sıkıntı çıkmış. Onu da duydum. Şu anda ekonomimiz çocuklar bombok. Ekonomimiz kötü. Bugün bir tarlaya gideceğiz. Saat daha erken zaten. Bugün
Mesaiyi normalde 8'de biliyorsunuz. 8, 8.30. Bugün 6.30 olarak geçeceğim. Tamam mı? Birlikte bir tarlaya gideceğiz. Tarlaya yatacağız. Hem muhabbet edeceğiz hem yeni kişilerle tanışacağım. Ben de yapacağım. Ot bizzat patronuz diye biz de yatmayacağız. Merak etmeyin. Hem zırhımızı, silahımızı, mermimizi hepsini yapacağız. Şimdi bayağı bir eksiğimiz var. Yani ama sayımız iyi. Yani ben bu kadar beklemiyordum bu saatte. Aferin. Yeni kişilerle tanışacağım bugün tarlada. Şimdi saatimiz 18.40. Saat 7.30'a kadar tarladan çıkılmayacak. Bilginiz olsun. Hem Fretlerle artık biliyorsunuz dostuz. Ve artık aile yolunda da ilerlediğimiz için SS politikasında önemli bir rol oynayacak. Kim? Bloodslayer. Şimdi bize Astekas bir galiba mesaj atmış bana. Görüşmemiz gerekli diyor. Evet bakalım bir SS'de bir karışma olacak çocuklar. Biliyorsunuz bu kapitalin, Azer'in bir soğuk savaşı var. Azer'le Demir'in soğuk savaşında Azer bize çok artık bulaşmıyor. Ama sanki Demir böyle bir sıcak savaşa bizi sürükleme derdinde. Dün istesem bu savaşa girerdim. Girmedim. Bir gün daha beklerim dedik. Ama artık Bloods'ları bu siyaset politikasında öne atma vakti gelmiştir. Tamam mı? Şimdi benim iki tane stratejim vardı. Dün söyledim size. Bir tanesi Demir'i saf dışı bırakmak. Çünkü yüzüne de söyledim. Baron masasında iki tane adam var. Biri Azer, biri Demir. Yani. Ama Azer'in düşmanları bizim de düşmanımız otomatikman. Azer'e güveniyor muyum? %100 değil. O yüzden izleyeceğimiz şehir politikası bugünden itibaren daha farklı olacak demiştim size. Çete tarzı yapacaksınız demiştim. Onu bu akşam birlikte hepimiz yapacağız. Ama bizim bir saat bir tarlaya gitmemiz lazım. Hem orada birbirimizi daha iyi tanıyalım. Hatta hiç vakit kaybetmeyelim. Silah olan kim var bu arada burada? Silah olan elinde şu an. Aferin, güzel sayı. Tamam. Peki bu bölgelerde adam soymak yasak mı şu an? Ayberk. Yasak. Yasak mı? Yasak. Yasak. Tamam. İyi iyi. Daha iyi o Her zaman. taraftan bir de laf gelmediği sürece olmuyor Gelmediği sürece. Tamam, zaten. okey. Okey okey. Tamam, siz silahlı gelin. Depoya koymayın silah. Ben de baba yadigarıyla geleceğim. Zaten o bölgede yasak olduğu için bir bok yiyemez. No problem. Biri de bir şey yapar ayağına alalım. Şimdi bu emlakçıyı biz kime bozdurmuştuk geçen? Hatırlayan var mı ya? Kadınla. Kadıoğlu. Kadıoğlu'ndan bize bir sıkıntı geldi mi bu hafta? Hayır. Gelmedi. Söyle oğlum. Patron biz Kadıoğlu'nda Hı. yüksek senden bozuyoruz veli olduğumuz Tamam. söylediğimizde. Güzel. Arif Bey'le tamam. Dün o da geldi. Onunla da bir aramız iyi gibi. Bakalım. Tamamdır. Güzel çocuklar. Harika. Şimdi biz geçen bir şey söylemiştik. Yeni gelenler iyi dinlesin. Zırh, bandaj size ait demiştik. Yani bunu yapacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız. Tamam mı? Çünkü bizi uğraştırmayın bu konuda. Kenta 3 abonelik teşekkürler. Tamam mı çocuklar? Yani şöyle bizim toplu olarak gittiğimiz farmlardaki paraları ben alacağım. Mesela bugünkü gibi. Biz o zırhları hani çok önemli bir savaş olur eyvallah zaten. Veloğlu'nun kasasından hepsini biz veririz. Ama siz sonuçta buraya bir emek veriyorsunuz. Ama şunu görüyorum sizde. Bizim farmımız biraz sıkıntı. Özellikle bu son 3 gündür birazcık politikamızı değiştirdiğimiz için dikkatli olmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Tamam mı? Bu Leyla kimin lan? Aramıza girdi. Lan hayvan bile benim patron olduğumu anladı. Bazı hayvanlar anlayamadı. La levela kula. Gel buraya. Leylek. Değil mi? Kaçıyor. Kaçtı Neyse. patron. Kaçsın kaçsın. Hayvanları bile dize getirdik anasını. Şimdi çocuklar. Hayatım benim mermim yok bu arada. Ben sana silah getireyim. Neyse direkt şey yapalım o zaman. Dur. Bu silahımda mermi vardı diye hatırlıyorum. Bak, ha bunda var. Tamam ben babaya yadigarını bırakayım. Zaten bir vukuat yok. Sen para topladın mı çocuklardan hiç? Evet, onu topladım, iki kişi verdi, onu işe kimse İki vermedi. kişi verdi. Tamam dur şimdi. O artık şu iç tüzüğümüzü bugün bilerek erken geldim. Bunu bir halledelim ki 8'den sonra asıl olaya girelim. Herkes arabasını bu arada hızlıca halletsin. Şimdi dalmayın. Kimin Bu arada parası var? çok araba yapmıyorsunuz çocuklar tamam mı? Çok araba değil. 4 4 4 4 binelim. Çok az ve kısa. Zaten tarlaya gideceğiz. Hadi.
Çocuklar kimin parası var şimdi? Kaç param var? Arkadaşlar para yok. Parayı halletmemiz lazım. Aslı kasası bir görüşeceğim şimdi. Bunu atalım. Artık bir envanter sistemine bir geçmek lazım. 19 tane var. Şundan 6 bırakalım. 4 tane var. Sen başka kim parası var? Bülbül özele tokatlan seni sen ağzından konuşuyor lan ikisi lan falan diye 200 bir adam bir kadar güvenme ona. Bülbül Azar kim lan? He? Hı hı. Hadi bakalım. Toplam 227 bin var. Tamam sen şimdi 227 binin patron 200'ünü ver bana. Şimdi şöyle patron. Yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Bu çocuk bana bu an şu anda 200 bin verip diğerleri 60 bin vesaire veriyorken diğerleri hiçbir şey vermiyorken size ne zırh var ne mermi var. Gideceksiniz. Şimdi... Kasacaksınız. Kendi merminizi, kendi zırhınızı kendiniz alacaksınız. Bunu almamın sebebi bu aile bankamız olduğu için ondan dolayı bu çocuklardan para alıyorum şu an. Şimdi arkadaşlar şunu iyi dinleyin. Yengeniz mutlaka size söylemiştir kapalı kapılar arkasından. Aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Burada yenge isim yapmak istiyorsanız bu malikanenin altında. Şimdi bu çocuk atıyorum 200 bin verdi. Gitti Ayberk işte 30 bin verdi patron. Bana bugün 30 bin çıktı. Şimdi ben gidip Ayberk'i dövmem. Ya da Ayberk niye bu kadar yaptın demem. Bankadan gönder şey. Ya hayatım şunu bir durun ya. Sen bir geç yerine ya. Şunları dur yapacağız şimdi. Bir saniye bir konuşayım da. Bunları siz ben gelmeden yapacaksınız. Toplayacaksın hayatım sen. Sen geleceksin burada toplu parayı bana atacaksın. Bir konuşayım bir bitsin da. Şimdi arkadaşlar. Ayberk'i burada ben dövmem. Çocuğa bir şey demem. Sonuçta siz burada emek veriyorsunuz çocuklar. Bizim için sizin emeğiniz çok önemli. Tamam. Ama. Aması var. Şimdi biz diyoruz ya şimdi burada Ayberk, Haydar tanıyorum şimdi bak yüzleri. Şimdi yavaş yavaş ben buradaki yüzleri de tanımaya başladım. Ama kendinizi bize tanıtmanız için bir, boş değil, dolu konuşmanız lazım, öz konuşmanız lazım. İki, başarı göstermeniz lazım. Neyde? Savaşta. Üç, bize para getirmeniz lazım. Şimdi bak bu çocuk, ismin ne oğlum senin? 200 bin olan. Jonathan Ross. Jonathan mı? Aynen. Bitti. Mesela ben şimdi Jonathan'ı hayatta unutmam bak şu sahne. Çocuk çat 200 bin bana veriyor bak. Çocuğun bir kere ben ismini aldım artık. Ama diğer adam burada yani kusura bakmayın eşek gibi durursa sabahtan akşama kadar kıç büyütürse ben o çocuğu tanımam ve eğer buradan birini kovacaksam savaşı almayacaksam banka soygununa yollamayacaksam derim ki lan bu çocuğun ismini zaten tanımıyorum. Çık dışarı derim. Geri kalan ne? Atıyorum çocuk üçünü yapıyor burada. Jonathan diyelim. Bak para verdi tanıdım. Bir savaşta gitti beni kurtardı. Bak tanıdım. Ama bunlar da yetmez. Bir de bunun bir üst segmenti var. O da rütbe almak için. Ne o? Sadakat. Nedir o? Ahlak. Nedir o? Bize saygı. Bizi sevmesi. Beni sevmeyen adamı ben burada ismini cismini yapmam. Bu kadar basit. Tamam para olayı böyle. Şudur ama. Bak ablanız ne yaptı? Çocuğun 220 bini var mesela. 230 bini. Ne? Bana 200 at. 30 sende kalsın. Yani biz sizden hepinizden her şeyi alacak değiliz. O yüzden şunu diyemiyorum size. O çocuklar bir hafta içinde bize 500 bin getireceksiniz. Bu sistemi kaldırdım. Ama ne kadar çok getirirsen de benim gözüme girersin. O kadar da ismin olur bu malikanede. Tamam mı? Hadi bakalım. Biri bir şey söyleyecekti. Söylesin. Patron, şimdi sabah arkadaşlarla dolaşırken bu kapiteller sürekli agresif yapıyorlar ve beni kaçırdılar. Arkadaş da görmüş bunu. En son hastanede uyandım. Tamam. Bu loslarla da takılırken bir 2-3 araba bize pit atıyorlar. Bizi almaya çalışıyorlar. Kaçırmaya biliyorum, çalışıyorlardı. Biliyorum. Tamam bu akşam hepsine patlayacağız zaten. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bir saat farm yapalım. Saat 8'e yakın bizim çocuklar da zaten toplanır. Hepsine izin verdim. Biri iskelede, biri orada, burada. Kenan Menan da gelir. Hepimiz şöyle çıkacağız. Beyaz araçların artık 1 değil, 2 değil, 3 değil. Bu beyazların hepsini indireceğiz. Bir de şu baron olayı var. Dün Uvu'da bizden biri mi artık bilmiyorum. Tamam mı? İşte patron baron mu olacak demiş. Ya da karşıdan biri mi söyledi bizim çocuğa mı patladı bilmiyorum. Şafaklardan bir işte bir şeyler demiş. Söyle oğlum. Nedir bu olay? Baba dün biz Martin'le Uvu'ya gittik. Kafeye içecek içmeye. Bir muhabbet dönüyordu. Bizden önce dönmüş zaten. Biz sadece kulak misafiri olduk. Carl William diye bir şahıs. İşte ona demişler ki Delioğlu'ndan birkaç kişi gelip buraya yok biz bu şehrin baronu olacağız vesaire vesaire yapacağız falan filan. Bu da onun üzerine kötü tabirli bir kelime kullanıyor. Yani şeyimizi alırsınız gibi. Tamam. Kim bunu diyen?
Carl William diye biri. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mudur yenge? Dün söylemiştin. Doğru. Şafak ailesi. Bizde kulak peki bizden bunu bir söyleyen var. Bunu diyen kim? Sizden biri diyor. Bu Carl William mı bunu, diyor bunu? Bunu bilmiyoruz. Evet. Bunu o şahıs söylüyor. Bizden biri olduğunu söylüyor. Ona söyleyen kişinin. Ama biz kim olduğunu bilmiyoruz. Anladım. Belki böyle bir şey hiç olmayabilir. Evet. Kolpa da atmış olabilir. Tam emin değiliz. Biz de bunun üzerine işte zaten arkadaşlarla birlikte zaten biz gruplarda mesajlaşıyoruz. Zaten direkt ekibi buraya yönlendirdim. Arada yenge de geldi zaten. Olayları biraz da orada kızıştırdık. İnkar ediyordu. Sonra inkarın üzerine evet dedim ama demedim gibi. Tabirli cümleler konuştu. Biz tabii zaten orada pek bir şey yapamadık. Tamam. Hani mecbur. Anladım anladım. Tamam. Tamam bunun üstüne gideceğiz. Dün ben burada dedim ki buradan hiçbir şekilde sır çıkmayacak. Benim söylemiş ol. Bak ben bu zamana kadar hiçbir siyasetimi yengenize bile söylemedim. Hep merak eder ne yapacağız diye acaba. Dün söyledik. Niye? İçimizdeki hainleri ayıklam. Belki de adam doğru söylüyor. Ha %90 yalan atıyor dediler diye. Büyük ihtimalle bir yerlerden duymuş o gerizekalı aptal. Şimdi biz ne yapacağız? İlk önce bu gece kapitalleri halledeceğiz. Sonra o Şafak ailesindeki o yavşıya kaçıracağız, tamam mı? Ben ona baronun ne olup ne olmadığını bu malikende anlatacağım. Siz merak etmeyin siz. Şimdi para işini hayatım çok hızlı bir biçimde, tamam mı? Bütün paraları üstüne alıyorsun. Bana sayı veriyorsun. Parasını atan kişi de arabasını çıkartıyor. Dört dört gruplar halinde. Mesela Şevko, Arhan, Haydar, Ayber. Bir arabaya biniyor. Şu dörtlü bir araba, şu dörtlü bir araba. Çok araba yapmayalım. Başımız patron, beladan kurtulmuyor. Bir şey eklesem. Söyle. Bu arada kapiteller beyaz renk dolaşma yapabilir. Sabah krem rengiydi. Daha demin de maviydi. Yani sürekli i̇şte, değiştiriyorlar. Bak çok güzel bir şey söyledin. Dün Poyera denen bu kadın bizi aradı. Bak demiş ki. Bak dinleyin. Bu malikanede dün ne olduysa burada oldu ve bu bir terbiyesizliktir. Bak dün Delioğlu malikanesinde dostane bir toplantı yaptık. Ben Demir'e burada savaş bile ilan etmedim. İşte Blaster ona karışıyor, ona karışıyor. Sıkmışlar, toplamışlar, bize sıktı dedi Ferit. Şimdi bugün aynı olay daha demin gerçekleşmiş. Polis buraya geldi. Yakında polis buraya baskın atacak. Tamam mı? Bak Poyana'nın dediğine bak. Toplantıya falan filan. Toplantıda daha az önce konuşuldu. Renk renk LGBT gibi gelip bana sıkanlar paşa anlarmış. Ha paşaan olduğunu söylüyor bu arada. Ya da adam gitti ona suç attı. O da olabilir. Şimdi bizim paşaanları ben bilirim. Nefes bizim kardeşimizdir bu arada. Acaba doğru mu değil mi? Paşaanlara bunu sormam lazım. Onu söyleyeyim. Neyse. Bence paşaanlar falan değildir. Adamlar zaten şehre yeni geldi ki biz bu adamları eskiden de tanırız. Gidip durup dururken kimseye salça olacak çocuklar değiller. Ben sana onu diyorum. Dün Demir nasıl Guzmanlara attı bu iftirayı? Ha Guzman tabii ki de sütten çıkmış ak kaşık boku değil. Alayı geri zekalı ama bilerek atıyor, anladın mı? Zaten diyor ki lan bu Fadıl diyor bunlarla savaşta, ben diyor buna iftira atayım diyor. Bu kadın da şimdi o büyük ihtimalle aldığı çocuk da gitti paşağına attı iftirayı belki de. Bunu çözmemiz lazım. Neyse sen hallet adetin burayı, tamam mı? Arabaları çıkartın, ben de arabamı çıkartıp geliyorum. Şimdi kim parası var çocuklar? Pazar ya arkadaşlar, ona bakarsanız sunucu da 160 çekiyor. O pazar olduğu için yavaş yavaş artacak, merak etmeyin. Artar o. 66 çarpı 6. Madde X varmış. Haydi bakalım. Evet. Tamam şimdi şu. Tamam. Dün bir tarlaya gideceğiz chat. Para verecek olanlar. Bankaya hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Araçlarınızı çıkartın. Elden getirin. Hadi araçları tamam, çıkartın çocuklar. Ya. Dört dört yapın lütfen. Anlaşın hemen orada. İkili aracı olan da yanına birini alsın. Söyle. Can gel benim aracı. Benim bu depodaki şeyleri alıp gelebilir miyim? Otları falan. Ha bende de var. Şu an alma, şu an alma. Sonra. Patron maddesi katacak mıyız? Ne maddesi? Paketlenmedi. Bu paketlenmedi. Allah Allah kaçta? 9'da. 9'da. Vallahi mi? Evet. Özel araç geliyor. Ne veriyorlar falan bedava. 1500 bitcoinlik araba. 1500 bitcoinlik araba. Öyle mi? Hayret. Ondan sonra gidelim o zaman. Dünkü toplantı bir boka yaramış. Patron o otlar paketlenmemiş o yüzden dedim. Tamam, tamam patron, dur, 9'a kadar ot toplayıp gider mi patron direkt? Tamam öyle yapacağız zaten. Tamam lan maddi kaç kişilikmiş? 30 kişi. Bakıyorum hemen. Oo. 30. Tamam olur olur yeriz. Bizden silah çıkmıyorsa tartır mı gideceğiz bizden lan? Bizden çıkmıyor. Tamam içinden geçtik o zaman. Söyle oğlum. Patron tabii salayı yazdı da. Dayı bizi alalım onları da. Aynen paketlenecek. Kim? Aynen. Salay. Salay geldi mi buraya? Talay aramızda değil ama o biliyor burada olduğumuzu, helikopter lazım olacağını diyor. Oğlum Talay devlet şeyin içinde değil mi? Pidenin içinde değil mi? Oğlum bir susun lan!
Pihlin evet, içinde söyle. Kendi şahsi helikopteri var. Lazım olursa isterseniz deneyim. Ha diye. Şahsi helikopter. Şahsi yani helikopter. Kiralıyorsa sana versin. Hayır demeyiz oğlum. Yok bedava patron. Ha, tamam sen çektirin git ayarla gel ona hadi canım. Tamam patron. Hadi hemen ayarla koş koş bekliyorum çabuk. Çocuklar maddeye Şevko. Akşam maddeye katılalım tamam mı? Kenan'a da bir ulaşmaya çalış. Benden tamam, bugün izinli patron. Ama gelebiliyorsa gelsin. Diğer çocuklara da hayatım bir duyuru atar mısın kriptodan? Maddemiz var de. Katılabilecekler şey yapsın kriptodan. Bir tikmik bir şey atsın. Oradan sayı alalım. O zaman şöyle hazır devlet veriyor silahı. Tamam bu silahlarla gidebiliriz tarlaya. İyi hadi çıkartın araçları. Çıkartın çocuklar. Benzinimizi alalım. Sonra hatta yoldayken bankaya gideriz ya. Tarlada atarsınız paraları. Hadi hazırlan haydi. Telsizimiz patron. Belirlendi mi bizim? Evet. 862. Tamam. Neyse söylemeseydim ya. Tamam. Söyle ya ne alacaklar? 862 mi? Patron. Evet patron. Abla ben yapayım mı? Mert değil mi lan bizim? Evet. Lan Mert sen çıktın mı hapisten? Çıktım patron. Allah kahretsin. Abla, keşke müebbet yeseydin. Şeref şeref. Hadi gidiyoruz. Ablası tahliye ediyor. Konyalı gelmiş. Arkadaşlar şimdi farm yapacağız. Hadi bakalım. Hatta etmeyin patron bileyim mi? Yok sen değil. Şöyle yere bırakayım. Siz gidin çıkartın araçları. Haydar arabaya gel. Bir de bu şey tamam, renklerin kanıtını ben size atayım maile. Neyi? Ne rengi? Bu adamın üstündeki biri mavi, diğeri biri de siyah. Ha öyle mi? Tamam tamam bakacağız evet, o sonra evet. Oğlum tarladan sonra o iş. Adam yumurta ödedi silahını. Çocuklar beni dinleyin. Dörtlü dörtlü binin lütfen araçlara. Tamam. Dörtlü dörtlü binin. Şevket benim araca. Yengeniz benim araca. Haydar benim araca. Ayberk benim araca. Allah ben gidiyorum. Arkaya da atlayın oğlum bir şey olmaz. Haydar ileri taahhütlü gitti uçtu gitti şerefe. Ayberk ne haber oğlum iyisin? İyiyim patronsunuz. Var mı bir sıkıntı Hasan'ım? Yok patron. Sağ olun. Malikan'ın evet evet Malikan'ın önüne sizin çocuklar hızlı patron, bir şekilde. Patron bir helikopter çıkardı. Tamam bizim çocuk o. Hayatım hızlı gel. Arhan gelebilirsin buraya Arhan. Bu Arhan mı ya? Yer var mı patron? Arhan arkaya atla. Arkaya atla arkaya. Var var. Yer var. Zaten... Savaşa gitmiyoruz oğlum tarlaya gideceğiz. Patron Eğir'e geldik misin? Yok yok sen şimdi ne yap biliyor musun? Tarla bölgesine evet. Bir git önden bakayım. Kim var kim yok kontrol et. Tamam tamam bir kişi daha gelmesi lazım ama kooperattan bak. Evet sen o araçta mısın? Heh tamam. Atla sen de arkaya. Hadi bakalım. Tamam çocuklar geliyorum. Ben farm bölgesine gidiyorum baba. Git 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 git. Hepsine bak hadi. Bir bankaya uğramamız gerekiyor. Üstüm para dolu. Çocuklar şey var, alttaki var. Benzinliğe gidiyoruz. Benzin alıp sonra bankaya gidiyoruz. Anlaşıldı. Patron ATM'ler oluyor şeydeki. Marketlerde. Siz benzin doldururken biz bir bankaya uğrayacağız. Oğlum çok para lazım. Çok. Bu şehirde hayatta kalmak için. Parasız hayatta kalınmıyor aslan parçaları. Evet. Net. Bak o araç rengi var ya o. Hangisi market var? Bunlar geziyor işte. Rengi. Buradan benzin alın geliyoruz biz. Al benzini burada. Pinekle burada. İyiyim kardeşim eyvallah emirim benim. Sağ ol. Nerede market? Şu sağ taraf patron. Sağ sağ. Arkada kaldı. Market ha, okay. De var ileride banka da var. Tamam. Evet hadi bakayım. Ne kadarım var? 400 bin. Lodi 5 kişiye abonelik atmış ve şu anda liderimiz Lodi. Bakalım bugün lider olup kim bizle konuşma fırsatı yakalayacak. Hadi baba. Fatih abim ne var ne yok iyi misin? Emircim çok iyisin. Arhan arkada ne yiyorsun? Birazcık farma... Ne yiyorsun arkada? Ne yiyorsun lan sen arkada yavuşak. Vallahi patron kuru fasulye vardı şurada konservede. Ulan ben de diyorum egzozdan mı geliyor bu koku? Nereden geliyor? Ne kadar yatırdın hayatım? Patron ot toplamadı mısın? Yok yok benzinlikteyiz. Malikane altı benzinlik. Bekleyin ben de bir benzin doldurayım. Dikkat edin. Yanımda kal. Madde eksiği oldu ya. Güzel güzel. Peki bu yerdeki silahları alabiliyor muyuz çocuklar? Öğrendiniz mi onu? Patron. Zor teslim edeceğiz patronları. Tamam. Ne verecek ödül ama? Size 1.5K'lık Bitcoin araba size. Ha o kadar. Bitcoin araç evet, veriyor. Patron, ben zaten istesem al. Patron bir de mailde madde kazananı diye en üste alıyorlar seni. Tamam nam olsun. Hem nam alıyoruz hem BTC araç alıyoruz. Doğru mu? Doğru. Aynen. İçinden geçtim akşam. Bin bin Kenan'ı söyle oğlum hadi. Gezmesin kimseyle. Tamam.
Patron arıyorum ben şimdi Kenan'ı. Kenan'ı hemen ara, de ki akşam ne madde var. Lan çocuğa izin ver. Ne oluyor lan? Öldü mü? Neyse orta kasabaya götür. Çocuklar bizden bir çocuk şehit oldu bir saniye. Gidelim mi patron? Sen al babacım şunu. Ayber gel. Kuru fasulye oraya gitti. Al kanka yanımdaki. Al sen al getirirsiniz tarlaya. Tamam patron. Hala yiyor ölmüş hala kuru fasulye ya ayar lan. Ben mi? Tamam gelin çocuklar çıktık yola. Hadi biraz seri bakalım. Güzel bir gün gençler. Hava da güzel. Tam tarla havası. Akşam maddemiz var. Maddeden sonra da kapital mevzusunu çözeceğiz. Sonra şafak operasyonu yapacağız. Oy! Şafaklara bir baskı. Eyvallah canlarım. 9'da başlıyormuş. Ne? Madde. Evet. 9'da da bölgede olmamız gerekiyormuş. 9'da bölgede olursak tamam. Kralcığım canım benim. Sen rahat olalım. Ben Madde X profesörüyüm. No problem. Karşımıza protez gelmediği patron, halinde biz de Şevko. Eyvallah koçum. Bu arada paramızı bir 2 milyon 3 milyon hacmine çıkaralım. Çünkü büyük ihtimalle Carlos Bey adını de lan silahın fiyatını 60'a indirecek. Çünkü dünkü masa ya bizim bilmiyorum dün ailelerde toplantıda bir hacim şeyi yaptım böyle. Aileler aşırı pasif olmuş yapacak bir şey yok. O yüzden politikayı SS'e çevireceğiz. Şu Aztekası da tarlaya çağırayım. Kısır günü yapalım burada. Ayberk anne baba nasıl oğlum iyi mi? İyi, iyi patron çok şükür. Selamlarımı yine tamam. Aleyküm selam patron. Bir ihtiyacın varsa söyle tamam. Yok, paraysa yok, para, namsa nam, silahsa silah. Sağ olun. Hadi bakayım inin. Hadi çocuklar tarlada başlıyoruz şimdi. Herkes Walkman'inden bir müzik açsın. Hem tanışacağız hem tarladayız. Igor'du değil mi arkadaşlar? Bu adamın ismi Igor'du. Igor Luther. Ya pazar olunca arkadaşlar herkes dışarıda geziyor. Ablanız bile dedi hani dışarı bir gitsek gitmesek falan dedim. 5M oynanır bugün. Dışarı gitmedik. Ya niye biliyor musunuz? Pazar günü gezilmiyor arkadaşlar ya dışarıda ya. Böyle AVM'ler böyle kafeler dolu. Ulan bir de paramız yok diyorlar. Dolu abi her yer dolu. Hiç çıkılmaz. O yüzden biz ne yapıyoruz? İstanbul'da oturuyorsun de. Biz gece çıkıyoruz arkadaşlar. Ya gece ya da hafta içi böyle anladın mı? Sahil günü. Sehente. Hadi bakalım çocuklar. Kaynaşın. Güzel. Tarla bizde şu biz an sıkıntı çıkaran olursa. Biz Afganız. Oğlum bunlar 300 300 müsünüz lan siz? Patron biz kardeşiz. Bu da şu karşımdaki benim küçük kardeşim. Bu da kuzenimiz şu soldaki. Şu küçük ortadaki. Kardeşin. Evet. Ben ortadaki kuzenin. Evet. Sen? Ben abilerim ya. Abileriz. Oo abisine. Vay vay. Koçum etrafta bir sıkıntı var mı? Patron 2 tane şerif aracı var. Tamam helikopter aşağı indir bakayım bir yüksek uçuş yapmam lazım. Hemen aşağı in. Güzel güzel. İki tane şerif alıcı dolanıyordu. Maşallah maşallah edin. Güzel. İsminiz ne sizin çocuklar? Kuzenin ismi ne? O X-Gate benim Blackster patron. Kardeşimin de Klaus. Klaus. Vay vay güzel güzel. Ben onu ezberleyemem 2 yılda neyse tamam. Anderson. Anderson tamam. Patron. Tamam da hatırlıyorum lan sizi gelmiştiniz bavulla. Evet evet. Tamam patron. Oğlum hadi hadi çalışın çalışın. Bakalım ne yapacağız. Yani üçlü üçlü gruplar halinde yapın çocuklar otu. Patron Kenan geliyor mu? Kenan kaçta geliyor? Uyanıyorum şu an. Öyle mi? Oo tamam Kenan'ım gelsin sevindim. Hadi çocuklar gel lan buraya Arhan iyi misin oğlum? Kuru fasulye kaçmadı değil mi lan bir yerlerde? Yavuş. Söyle oğlum. Helikopter asır patron istersen çekilersen yalan. Şimdi bir etrafı ben de bir görmek istiyorum. Buraya bazı projelerim var. Hı-hı. Carlos Bey'e sunacağım da. Gel bir çıkalım bakalım. Buyur patron. Diğer ailelerden bu yayını ghostlayanların hepsinin kurban bayramı kutlu olsun. O ne lan öyle? Hadi çocuklar şöyle bir yukarı çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Tam tur böyle. Tam tur yukarı çık sadece. Hiç sağ sol yapma. Dimdik yukarı çık. Çık 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 çık. Biri öldü bu arada. Neden lan? Yok şeyde. Bekle öyle. Bekle. Kasım'da gezerken. Aa bekle olur. Kullan ha senin ismin neydi ya? Emrecan. Emrecan tamam. Dur bir bakalım şimdi. Aa, şu şeye bir gitsene bakayım madde. Tam tur geri dön. Tam tur geri dön. Madde evinde şimdi tecrübemiz var. Çocuklar da sağlam. Genellikle şu dağı alıyorlar. Dağın bir arkasına doğru. Biz şu bak soldaki dağa çık. Hemen şu önündeki yani. Şimdi dimdik yukarı çık soldan. Patikadan. Chat sizce nerede duralım? Bak genellikle biz burada duruyoruz ya mal gibi ölüyoruz çünkü. Çünkü yukarıda da pusula. Bence patron, şu en yukarı pusula. Madde biraz farklı ama galiba. Ha o maddeden mi bu? Alçalan azalan. Sormamız lazım. Onu hani. Bir sor bakayım hangi madde bu? Ha onu bir sorgula. Bak genellikle evlat biz şuraya pusuyoruz daha. Buraya pusan bizi arkalıyor bak. Aha buraya pusan.
Buraya mı tam pusuyoruz? Tabii buraya, yani bu taraflara pusuyoruz ama bu daralmalı madde ismi. Nasıl bir madde ismi o? Bence daralmalı. Daralmalıysa sıkıntı. Daralmalıysa evde biter. Evde biter. O ev var ya, ulan direkt eve girsek. Ama şey olabilir, bu sefer arada da kalabiliriz. İşte oğlum zaten bizim olayımız hep arada kalmak. Şimdi bizim öyle bir strateji yapmamız ki burada yapmamız lazım ki adam BTC araç veriyor lan, boru mu? Şimdi şöyle bir şey de var patron. Bizi nereye bırakacakları da belli değil. Nasıl yani? Herkesi yani farklı bölgelere de evet. Onlar farklı mı koyuyor onu? Onlar koyuyor olabilir. Çoğunlukla öyle oluyor. Ya genellikle şey bak sabit dur, sabit dur. Bak şu L var ya, L. Evet. O L'nin orada biz ne zaman kaldıysak hep geberdik. Bizi var ya patron, bak şuradaki köprü var ya, bak tamam. Köprüye bizi bıraksalar, tamam, köprü altına ve bizim arkamızda şu trafoya da bırakıyorlar ya da köprü altına bırakıyorlar. Ya bunlar bırakıyorsa tamam, ona göre bir strateji yaparız, o ayrı bir konu. Ama evi alacaksak yakınsan alalım, tamam. Ama şey evden olarak uzaksak milletin girmesini, çatışmalarını bekleyelim, sonra basalım. Anladım, anladım, anladım. Tamam işte duruma göre, eğer dersek herkes konumunu alsın, bence şu dağın tepesine çek, yani tepenin tepesine. Tecrübeme dayanarak, çünkü bu sefer silolarda ya iki takım birbirini yiyor, biz arada kalıyoruz. Evet. Ya L'de kalıyor, bak ya L'de kalıyor. Ya senin dediğin gibi köprü, ama bu köprünün arkasında da bak bir dağ var. Orada da pusuyor şerefsizler. Şimdi patron sordum ben bunu. Bu yine daralmalı olacak. Şey, ne yapalım daralmalı ya, bir akıl verseniz hocam, siz o kadar yayın üstünüz. Evde bir şey oynama değil. Bu içerideki alandaki dışarıya sıkabiliyor. Dışarıdaki alandaki içerideki alandakine sıkamıyor. Yine aynı şekilde olacakmış madde. Kazanan dediğin gibi Bitcoin araç varmış. Bir dakika dur, bir daha söyle, kaçırdım onu. Daralmalı falan değil mi? Daralmalı patron, daralmalı. Heee bak işte o, evet daralmalı. Tamam sen bizim tarlaya uç. Şurayı da önden alırsak bizim için de avantaj olur. Şu evin karşısı, şu kulübe i̇şte var ya, şu tam daralmalı ya bu. Bir yanda iki ekip yanında kalma durumum var. Bizim olabildiğince ölmeyip, bak safe gidip, son iki takım birbiriyle giriyor ya. Evet. Orada bizim işte arkalayan taraf olmamız lazım. İkisinin patron, arasına şöyle yaptık. Bu arkamızda köprü var ya hani. O köprünün altında bekletsek. Alan daralmaya başladığında o kırmızı ama alandaki işte herkese burada gelir. Arkasında da bekleyen oluyor biliyor musun? Bak o... Evet işte onlar her... random bırakıyorlar. Ya da biz de o dağa çıkacağız. Önde koşan adamı arkalayacağız. Neyse dön tarlaya. Şey patron, şey kuralı da var. Bu mesela kırmızı alan ve mavi alan var ya. Kırmızı alan en dış alan oluyor, mavi alan bir onun beach oluyor. Mavi oluyor, alandaki dışarıya sokabiliyor, kırmızı alandaki maviye sıkabiliyor. Doğru, 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 doğru. Haklısın, haklısın. Çok tamam, hızlı olmamız lazım. Aşağı. Şimdi Carlos Bey'e bir proje sunacağım ben çocuklar. Aynen bunun gibi bir tane tarla, tamam mı? Burası kırmızı bir bölge olacak. Orada mesela soygun. Şey olabilir. Ya onun gibi bir ben şey. Ben de farm yapayım mı baba, yoksa eğri havalanır. Babacım sen havalandırma. Sen havalan. Ya da sen şey yap bir koçum. İstihbarat toplam için bir şerifin oraya bir git gel yap bakayım. Tamam. Onlar çünkü buraya baskın atıyor biliyorsun. Söylersin tamam, bize. Baba. Hadi canım. Gel. Arkadaşlar şimdi madde daralmalı yani. Circle'lı. Fortnite gibi. Şimdi biz Şevko ile Fortnite'da Unreal olacağız yarın. O yüzden Şevko ile ben yöneteceğim burayı. Çocuklar çalışın çalışın. Evet. Bu madde olayı daralmalı malalmalı bir madde. Evet. Evet patron. Onlar galiba bizi bir yere koyacak gibi gözüküyor. Patron, bence siloları alalım. Ya silo da olabilir ama önemli olan ne? Tecrübeye dayanarak söylüyorum çocuklar. Biz bu daralmalı şeylerde Şevkol'e biliyorsunuz profesyoneliz. son takım birbirine girdiğinde bizim üçüncü takım olmamız lazım. Adam BTC araç patron veriyor, boru değil. Ben yumruk attım diye benden şikayetçi oluyorlarmış. Kim? Kime yumruk attın lan? Kapitellere. Ne zaman attın? Bugün savaş oldu, ben yumruk attım, adam bayıttım öldü. Şeyde diyor patron bugün... Silah oldu halde mi onun? Yok onun yok. Silahı var, tam çekemeden çekemedi. Yumruğa başladım. Çekemeden yumruk attın. Son o silah... Tamam, ne var bunda? Departmanın önünde iki tane araba var. Ben ayakkabı fırlattım geçen. Takmayayı aldım fırlattım anasını. Demek ki kıçım yemiş ki fırlatmışım. Patron, otları vereyim mi sana? Yok 200, yok, 250. Toplu yapın, toplu olun. Şey, yapın hepsini toplu alacağız. Söyle Kenan da geliyor şimdi, ona verirsiniz. Hı hı. 45 dakika önceden bir tane konum bulmamız lazımmış. Kendimiz bulacağız yani. Nereye? Mate. Evet. Oy tamam. Bence şu dağ çok iyi olur. Evet o dağın bir arkası bak. Bak evet, şurası şey... değil bak şu görüyor musun ama... şurayı? Aha, onun bir üstü. Çiftlik gibi bir yer var değil mi? Patron şey vardır ama bölgesi vardır onun. Bölgeden bir yer seçiyoruz. Patron. İşte orası bölgeye tamam, giriyor. Orası bölgeye giriyor. Oraya giriyor. Okul var ya. Tamam giriyor, Şevko giriyor. Bir gelsene biz bir toplantı yapalım oğlum. Biliyorsun biz bu konuda Unreal'ız. Gel bakayım. Söyle Şevko. Patron şimdi 4 tane circle var. Biz circle dışından kalırsak direkt eleniyoruz. Nasıl eleniyoruz lan? Direkt o circle'a girmemiz lazım. Hangisine gireceğiz?
4 tane var, sarı, mavi, pembe diye. E tamam, gireceğiz işte, koşa koşa gireceğiz de. İşte dışarıda kaldı. Eren gene geldi. Eren gene geldi. Eren kurtulamadım senden. Eren 100 kişiye abonelik atıyor. Daha iyi Eren coşturuyor. Eren vuruyor. Eren kırıyor ve patlatıyor. Eren gene geldi. Geldi diyor. Yayınlar demiş Eren kardeşim, hoş geldin. Patron, tamam tamam bakacağız. Nasıl? Tamam, indir Eli'yi, indir Eli'yi, indir Eli'yi. Baskın yemeyelim lan. Eli indir. Hadi. Hadi herkes yapıyor çocuklar. Çocuklar bu arada bıçakla kesince daha mı hızlı kesiyor bu? Var mı öyle bir şey? Yok, şey yapman lazım. Yeşile gelmeden biraz daha gerisinde yaparsan daha hızlı olur. Tamam, anladım anladım. İyi, hadi bakalım. Şimdi bu yarış bakayım. Arkadaşlar yapalım çünkü bize şimdi bir... Parmayı atıyorum o zaman patron. Nasıl başarısız oldum ya? Yat yat. Patron. İllegal bölgelerde air uçurmak yasakmış. Biliyorum, indirdim. Şimdi akşam maddemiz var. Kenan geliyormuş bu arada. Uyanıyormuş. 30 kişi belirleyeceğiz, tamam mı? Zaten bütün her şeyi karşılıyormuş Carlos Bey, sağ olsun. Güzel de bir araç alırız hem. Bizim bu altılı araçtan bir tane daha alırız. Kaç yapar? 3 kere 6, 18. Of çok iyi lan. Sende de o araçtan var, bende de var. Güzel güzel. Şimdi şöyle bir saat takılalım böyle. Herkes müziğini açsın. Gerçi bende mi? Eren. Deli oğlu sık. 100 tane daha buna. Deli oğlu sık mı? Bir dakika, ablamız deli oğlu sık dedi. Bit geldi bize. Dur bakalım ne gelmiş bak kanka. Bir spor sarılı var sonunda. Sharon. Deli oldu sık raconuyla giriş yaptı yayına. Sharon. Gaye yengesinin raconuyla giriş yaptı. Arkadaşım Allah. Oğlum Sharon yapma bunu. Şerefsizim var ya bizim çocuklara. Gelenlere dikkat edin. Guzman olabilir. Kim Guzman? Sıkıntı mı koçum? Hepsine patlarız. No problem. Kral dur, farmı kaçırdım. Dur niye atıyorsun? Bir dur Sharon. Patron Kenan geliyormuş birazdan. Tamam tamam biliyorum koçum, eyvallah. Var mı? Rica ederim. Fısıldar koçum. Nasıl yapayım? Gel ayarlayalım. Soygun yasak değil mi? Bu bir de yasak patron. Şimdi Carlos Bey yeni bir projem var, helikopterle gördüm. Aynen böyle bir tarla bölgesini red yaptıracağız. Biz de bunun Toki şeyliğini üstleneceğiz. Bak koçum. Bak oy! Çerkez Eren'den Lazya. Keserken. Sharon. Ben 3000 kişiye razon kesiyorum. Saygılar nasıl ya abi? Saygılar. Sharon büyük ihtimalle Çerkez sana söyledi bunu. Ne gayi valla. Ya abi hep kaçırıyorum yayına bakmaktan. Ben yayıncı mayıncı olmayacağım ya. Yayıncı olmaktan farm yapamıyorum reis. Blazer. Krala biat et hoca, fadıl olarak Lazya'ya biatımı. Maskeli kim bu arada ya? Hadi hadi çocuklar çalışın. Çocuklar arkadaşlar, eskiden burada ne anılarım var. Ah ah. Var ya bir dili olsa da konuşsa. Şurayı gördün mü var ya, ağlayasım geliyor be. Bu ağaçlar bir konuşsa bak. Sen ne konuşuyorsun? Eskiden burada bir racon vardı, racon. Bu tarlaları az sulamadık be. Kaç tane aile babası tanıdım burada? Kaç tane adam? Patron eskiden bir lastik... Sharon yalnız deyince, tam konuşmamın ortasına sus lan demen. Öyle değil Allah yani. Canımı asıl korktum, troll var. Bak yemin ediyorum unutmuşum ben o emotu. Sharon da bana bitle rajen kes yer abi. Ben anlamadım ki. Ben anlamadım ki abi. Öyle konuşmanın yine yanlış. Vallahi korktum chat, gördünüz mü tepki, böyle kaldım. Eren 100 kişiye daha abonelik oldu yer efendim. Bu arada Eren'in aboneliği 550'yi geçti. Bir aylık bir aylık diye. Çok uğraştık hep anlayalım. Bir tane daha geldi. Evet. Satan kolonla ananı keserken ben 3000 kişiye razon kesiyorum. Patron hadi götün başına aydınlığına. Haydar Bay çok pardon. Haydar Bay. Azıcık bir projem. Sharon durun. Az bir rol yapayım sonra devam ederiz hocam. Evet gençler hadi devam devam durmayalım. Deli oğlu sık. Deli oğlu sık. Deli oğlu sık. Eyvallah Sharon. Evet çocuklar hadi hadi hadi. Oğlum telefonla oynama, sevgilinle mesajlaşma. Ha Mert sen gel bakayım buraya. Aklıma şimdi geldi. Gel gel hayatım sen de gel. Konyalı buraya gel, Konyalı. Allah rahmet eylesin.
Şimdi koçum, sen bu Poyana denen, evet, kadınla bir oranda bir şey var mı yok mu? Patron para için arabamı satıyor mu? Hayır, sende olamaz. Onun için aradılar beni. Tamam tamam. Şu an böyle tam ara çizgide. Gel ota gel kanka ya, takip et. Koçum, hani, bak bu kadın, tamam mı? Geçen araba SS rengi var mı? Bizim çocuklara patlamış kadın başına. Tamam canım. Bu bir. İki. Hadi bu meseleyi çözdüler ablamla. Bir karışıklık oldu dedi falan. Adamları bu arada terbiyesiz yaptı. Eyvallah dedik. TV. Hoş geldin kardeşim. Martı kardeşim. Şimdi kadına dün vurmuşlar. Bu vuranların Paşahan olduğunu söylüyor. Araba rengi var mı? Üç araç bunu bizim toplantı çıkışında vurmuş bu kadına. Bunun hakkında istihbarat alacaksın. Bu bir. Bu kadınla aranda bir şey var mı? Hemen acil cevap istiyorum. Ya işte olacak gibiydi. Tamam, o gün işte beni polisler zor hapse attı ya. Tamam. Canımın içi, hayatım, olmadı. Yavrum, canım, aslanım, Konyalım, Cihan Beyliliğim benim. Etlekmeyim. Geliyorum şimdi hocam. Bu kadınla aranı yapıyorsun. Hazırlıklı olun. Yaklaşık tamam yer söyle. Tamam, bu kadınla yap aranı. Tamam, arkada polis de takip ediyor. Polis, sonra polisle konuşuyorum, bu kadını bir kaldırıyoruz. Polis takip ediyor. Ne polisi lan? Adamı takip ediyor. Ha tamam. Kim kaldırıyoruz şey mi? Öldürme mi anasını mı yoksa kaçırma mı? Polis kaçıracağız koçum, kaçır. Rahat ol. Senin hanımına bir şey yapmayacağım evladım. Rahat ol. O kadar da köhne bir adam değiliz biz. Anladın hesapla mı? Hesapla patron. Şimdi buradaki adamlar da çıktı. O yüzden bu işi hallet. Anladım patron. Bir sor ondan bakayım. Soruştur. Tamam canım. Tamamdır. Aranı iyi tut. Zıplayalım sen de. Tamam hadi patron. Hadi bakayım. Geç. Geçeyim. Patron bir de 5 dakika gelebilir misin? Bayağıdır yani. Burada şimdi iki farklı adam var. İkisinin de kimden olduğunu bilmiyoruz. Hayatım. Ama biri Guzman'a çok benziyor. Tamam oğlum, Guzman'sa Guzman, ne yapalım, soygun yasak tamam, burada. Tamam polis aldı. Guzman'sa yani. Hayır soygun değil değil. Guzman'la aramızda bir şey yok mu şu an, kesin. Garantili. Hani varsa alalım diye. Nasıl yani? Adam Guzman'sa eğer burada alamayız mı? Adamlar çünkü bize sıktı onlar, biz onları sıktık. Fight'la da falan o kadar. Ha öyle mi diyorsun? Evet. Sorgulayacağım şimdi, tamam geç sen bakayım. Tamam. Efendim kimsiniz hadi bakalım, dedi. Hadi bakalım. Nasıl ediyorlar? Abone adamın hedefimizi bu arada açtık. Shield arkadaşlar. Abone hedefimizi açtık arkadaşlar. Bilginiz abi olsun. Burada da basabilirdin ya. Siyahlı kardeş sen kimdin ya? Bana mı diyorsun? Aha. Shield'lanız biz. Shield'lanız biz. Shield mı? Hı hı, aynen öyle. Öyle mi? Bir maskeyi çıkartır mısınız? Yok maalesef. Sebep? Nasıl sebep? Yüzünüze bakacağım beyefendi, bir bakalım. O musunuz? Gerek Guzman'dan birini arıyoruz da. Gerek var mı? Yok ben Shield'lanım, Guzman'dan değilim. Beyefendi Shield'lansanız bir şey yapmayacağız zaten. Çıkartın da ne olacak? Ya, senin bir şey yapmamdan korkmuyorum zaten dostum. Diyorum ki ben maskemi çıkarmak istemiyorum. Kral ben de çıkart diyorum. Ben de çıkartmayacağım diyorum. Çıkartmıyor musun? Sık kafasına bakalım nasıl çıkartmıyormuş, bir görelim. Sakin. Abi kes lan sesini, yavşak. Düzgünce burada maskeni çıkart diyoruz. Anten. Aa adam çıkarıyor. İyi yayınlar ablama selam. Baba dur şu an olmaz mı? Dur. Yasa geldi. 5000 lira gelmiş herhalde. Patron illegal doktora götürüyorum ben bunu. Ya şunu bir götürün. Tamam arkadaşım. Üç kişi al yanına git. Ben götürürüm onu, bırak. Patron, ya ne götürüyorsun kardeşim? Adam aklı bir şey soruyoruz ya. Yemişim polisin onda vurursun. Siz neden maskeyi çıkartmanızı istiyorsunuz? Ya kardeşim Guzman'la savaşım var. Sen zaten Azer'in adamıysan ben sana bak şu an bir şey yapıyor muyum şu an? Yapmıyorum. Hayır, tamam, adam akıllı konuşacak benimle, anladın mı? Benimle adam akıllı konuşacak. Terbiyesiz herif, bir şey mi dedik? Çıkart maskenin yüzüne bakacağız. Devam zaten farmına. Allah Allah, bak sen çıkarttın bir şey yapmıyorum. Sen mesela şu an işini gör. La havle ve la kuvvete ya. Bu şehrin hepsi gerizekalı ya. Sanki adama zorla bir şey yapacağım. Git kaldır onu getir bakayım. Şu arkadaşa bir kimlik kontrolü yapın. Yap kimlik kontrolü. Kimliğini alabilir miyim canım? Yap ulan kimlik kontrolü. Sharon sen de tam zamanda alsın hocam, bir dur. Efendim vermiyor. Ne? İzin mi vermiyorsun? Sakın onu bakalım. Dur lan dur. Efendim bak az önce arkanı çizdi zaten. Beyefendi yapmış. Gaye ablanın esnafına çıkıyor. Ya sıçın bunu, sustala şunu ya. Sıçarım bunların yapacağı işin içine ya. Aynen. Devam, farma devam. Soyun bunları ya. Farma devam. Soyma ya. Yolla onun silahına mı kaldık antenin ya? Artist gibi. Bir de benimki iznim olmadan korumam bir bok yapmaz diyor. Patron soyma hakkımız da var. Sakin patron, tamam. Adamlar gerek yok onun şey yaptığı için. Ters yaptığı için. Gayal da. Tamam. Patron bir şey söyleyebilir miyim? Söyle.
var mı? Yine mi? Bizim mülayim var ya dürüst. Oğlum değişmedi hep böyle. O gelemeyecek bir şehir dışı seyahati. Tamam oğlum tamam. Çocuklar şimdi haber kimse verememiş. Konuşmuyor. Farma devam. Devam edin. Arkadaşlarınızı da çağırın. Yeni gelenler yapsın farmını burada. Ağ gibisin ha tarlada çocukları şey. Ula arpanızı ben veririm. Buğdayınızı ben veririm. Ula bir de karıyı da koynunuza ben mi sokam? İtolikler. Çalışın. Ay ver morabası çalış. Adama diyoruz ki düzgünce maske şey yok diyor ya. Niye çıkarayım kardeşim diyor. Lan zaten bir şey yapmayacağız ki. Bir çıkart da. Atar gider yapıyor ya. Korkmuyor ya bir de. Yok yok. Korkmuyor yok ya. 55 kişiyim burada korkmuyor. Bir çıkart beyefendi tamam de Allah sıkıntı Allah yok de. Abi sen ne yapıyorsun burada? Niye biliyor musun? Çünkü beni başka yerlerden sevmeyen bir köpek bu. Bence de. Oğlum bu otta para var mı lan çocuklar? Geldik buraya mı? Mette daha çok var patron. Şeyde karavanda mı? Evet. Ha onda baskın. Tamam. Bir de bunu dönelim. Sonra gider onu da döneriz sonra. Zaten 9'da madde var. 8 desek 9 falan filan. Hemen geçer. Patron bize bunun paketlemesiyle uğraşacağız Slice. Ama Mette direkt paketlemesi olarak geliyor. Yani. Gel Slice'a bir tuval atabilir miyiz? Gider. Hadi çocuklar. Gidecek. Biri al. Nerede o? Bağış ekranını versene kral. Verdim ya kral. Gelmedi mi bağış ekrana? Dur bakayım. Bir daha yenileyim. Aa geldi. Ulan iki tane varmış bağış. İyi yayınlar, İyi yayınlar ablama, ablama selam. Dur. Eyvallah kardeşim benim. Dur. O şeyi de verelim. Bu çocuklar. Bir kere baksana baskın atmasınlar. Orada ne yapıyorlar diye bir bak. Gaye abla dedi. İsminiz nerede? Neydi beyefendi? Ne taraftalar? Departmana git. Beyazı Bey. Tamam anlaşıldı. Departman önü boş diyor. Ha efendim. Ha isminiz neydi? Şerif departmanına. Tamamdır. Sizin? Eyvallah benim de Fadıl. Kimlerden evet dediniz beyefendi? Memnun oldum. Ben daha yenildim ya şehre. Ha tamam tamam tamam. Kolay gelsin. Sevelim. Kolay gelsin. Selam teşekkürler. 6x6 aleyküm selam babacığım. Nasılsın iyisin? Baba ne yaptın İsim ya? İsim neydi? Mustafa baba benim ismim. Ooo Mustafa Bey nasılsınız iyisiniz? Görüşmüyoruz bayağıdır. İyiyim şükür siz nasılsınız sağ olun, ya? Sağ olun sağ olun. Ne oldu canım benim? Getirdik arkadaşı. Arkadaş geldi mi? Evet, nerede evet arkadaş? Bu kucağımda. Tamam. Şapkayla çıkarsana. Gözlüğü de. Gözlüğü de şapkayla. Tamam indir tamam bir şey yapmayın ya. Elleri indir canım. Elleri indir. Ellerim indirim. Ellerim o yerde zaten. Nereye indireyim ben? Neden? Bir durun oğlum ya. Bir çıkın ya. Bir adamla konuşak. Sen Azer'in adam mısın kardeşim? Buyur. Azer'in adam mısın? Aynen. Kardeşiyim Azer'in. Kardeşisin. Oo. Kardeşim Allah dedim. Azer abimiz herkesi kardeş olarak görür anladın mı? Öyle mi? Sizi kardeş aynen olarak gördüğü için böyle edepsiz olmuşsunuz zaten. Sana adam akıllı diyoruz ki maskeni çıkart diyoruz. Bir şey yapmayacağız diyoruz. Atar gider yapıyorsun 50 tane adam. Ben size atar yapmıyorum. Bak bu beyaz adama hiçbir şey yapmıyoruz. Buna hiçbir şey yapmıyoruz. Kaldır Bey ben size diyorum ki maskemi çıkarmak istemiyorum diyorum sadece. Ben size atar yaptığımı düşünmüyorum burada. Siz gelip kardeşim direkt şu anda ikili bir savaştayız. Maske kontrolü yapıyoruz. Tamam mı? Guzman'a karşı savaştayız. Biz de çıkart diyoruz çıkartmam diyorsun. Atarlı giderli konuşuyorsun. Hatalı giderli konuşuyorum. Ben diyorum ki maskemi çıkarmak istemiyorum diyorum. Guzman olsam niye Guzman olmak istedim? Ben size adam akıllı diyorum tamam ki ben shield derim diyorum. Şöyle alalım. Shield derim olsam ben shield derim. Bir dakika sen ellerini bir arkadan indirsene bir. Ellerini arkadan indir ellerini. İndirelim. Bu saygıdır. Karşında biri varken böyle konuşulmaz. Anlıyorum. Sen bu sık emrini veren yavşak mısın? Efendim? Sık emrini veren sen misin? Sık emrini veren yavşak derken? Kimden bahsediyorsun? Kaç tane yavşak var sizde? 5 araç oldular. Şimdi Gaye Hanım'dı değil mi? Evet doğru. Mustafa Bey. Bana tarif üretiyorsunuz. Sizden daha ne şeyi bekliyorum. Eyvallah ben eyvallah. Kardeşim. Ben size şu an sizin adamlarınızdan birine küfür ediyor muyum? Hakaret ediyor muyum? Düzgün konuşuyorum değil mi? Sizden daha ne şeyi bekliyorum. Sen hak ediyor musun bunu? Hak ediyorsun derken? Eyvallah. Saygı gösterdin mi? Ben, saygı sen sen evet niye böyle konuşuyorsun? Ben anlamadım ki. Çıkaralım diyorsun. Fadır bilmiyorum Bey. Ağzını yaya yaya böyle bir 50 kişi çıkartacağım maskeni. Diyeceğim ki ben de tamam beyefendi buyurun takın. Birini arıyoruz sana benziyordu. Sen atarlı giderli konuşuyorsun. Demek ki bizi sevmiyorsun. Şeyden direkt ben biraz daha doğru mu? Sizi sevmemle alakası yok Fadır Bey. Benim tek yaptığım şey ben tamam ağabeyinden mi güç alıyorsun bunu konuşmaya? Azer'den mi güç alıyorsun? Ben güç almıyorum. Ben Azer abiden reisten güç almıyorum. Ben size diyorum ki bakın açıklıyorum tekrar tekrar kendime açıklıyorum size Fadır Bey. Bak hayla Fadır Bey diyorum. Diyorum ki. Tamam işte daha demin böyle konuşsaydın tamam, bunların hiçbirisi olmayacaktı. Tamam her maskesini çıkar diyene ben maskemi çıkarsam bu iş olmaz falan. Tamam Bey çıkartmazsan böyle kafana olur yersin işte. Anladın mı? Şimdi bana birisi burada gelse 50 kişi çıkartırsa ben çıkartırım. Yani mantıken. Opinyonu çekilir misin? Doğru mu? Doğru.
Doğru. Niye çıkartmayayım? Korkarım çünkü yani. Adam 50 tane kişi. Demek ki bir savaştayım ben. Buyurun derim ben Fadıl'ım. Ha çıkarttığım halde sıkarsam eyvallah. Racon'a ters bir durum olur. Anlatabiliyor muyum? Ha. Bu raconları Azer size öğretemediği için sonra siz sıkıntı yaşıyorsunuz. Azer abimiz raconları bize yeteri kadar öğrettiğini düşünüyorum. Öğretti mi? Aynen. İyi, iyi. Güvenli bölgede sıkmak gibi yani. Güvenli bölgede ben hiç kimseye sıkmadım. Evet. Varsa bir kopura kaydınız. Sizin adamlardan bahsediyorum, senden değil. Yok, değil. Tamam. Kafadan bahsediyorum yani. Yok değil. Oğlum şerifler mi geliyor buraya? Evet. Hazırlık yapıyorlar. Tamam tamam çıkarız birazdan. İyi tamam, sizin isminiz neydi? Primeri. Sergio Payne benim ismim. Sergio. Tamam. Aynen Sergio Payne. Tamam tamam. Siz yapın tamam. İşinizi yapın. Çocuklar herkes arabasına binsin. Bir çıkalım. Bir otları bir yerde toplayalım. Mustafa Bey dikkat edin, buraya bir baskın geliyormuş ha. Benden duymuş gibi olma tamam canım benim. Eyvallah. Allah'a emanet. Dün bir şey duydum da anlatabilir miyim size? Söyle oğlum. Abla dün ben Sergio ne dedi lan, chat ismi unuttum. Bir not alayım ona. İşimize yarayacak bu adam bir yerde. Bu muydu benim arabam? Evet, sen şuna sen, ben Heli ile gideceğim. Heli, Heli ben de geliyorum Heli. Şeko vereceğim ben sana. Paul attı benim arabayı, nerede sonum? Hadi çıkalım. Yenge gelmiyor. Hadi let's go. Hadi bakalım çocuklar. Hayatım sen şeyle mi gidiyorsun? Heli'ye mi geliyorsun? Buradayım ben, buradayım. Tamam. Sen şimdi beni dinle. Kalk sen kalk. Kalk 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 kalk. Şeriflerin oraya bir göstere, ben bir keseyim. Çocuklar biz bir şeriflerin oraya bir bakalım. Ben de bir info alayım. Siz buradan malikaneye gidin. Otların hepsini Şevko'ya verin. Sonra onları Kenan'a vereceğiz. Paketlemeyelim mi? Ha paketleyelim lan, ya da doğru. Direkt paketlemeye gidin. Direkt paketlemeye. Allah sağda var. Üç tane araba var. Ha gördüm gördüm. Üç tane ya, yola çıktı. Şey. Bu otobandan yola çıktı üç araç. Çocuklar üç tane şerif aracı yola çıktı. Üç tane de sabit bir şekilde departmanın önünde bekliyor. Bir tane de paketlemeye bakalım. Paketleme de olabilir. Paketleme yönden bakıyoruz. Siz gelin çocuklar, ona göre info çekeceğim size. Dostum sizi götürsene yavrum. Neresi koçum? Bura mı? Aha orası. Bura, o aşağısı. Evet, paketleme orası. Yo yo, burası değil, işaretledim ya. İşaretledin ya, tamam. Ayberk, bizde met karavanı var mı ya hiç? Patron bizim çocuklarda var ama bende yok. Beyler tamam. Beni yoldan alsanıza. Onda daha çok para varmış çocuklar. Bir ara bir yeri mesken tutup met yapalım ya. Patron ben met yeri biliyorum, orada yaptıydık biz. Peki met yapanları soygun serbest mi? Hiç şekilleri. Serbest. Serbest diye biliyorum yasak, değil mi? Yasak. Yasak. Ya gelmişler. Evet. Lan ne ara geldiniz anasını biz info almadan. Tamam burası paketleme dedim, doğru biz mu? Girişi biz gezelim. Hadi biz gezelim. Çocuklar paketlemeye başlayın seri. Baba biz benim içimdekileri de verelim onlara. Tamam dön. Ben bir indireyim orada, hemen vereyim. Sen indir, sen bana ver onlara. Torpido yatıyor mu baba? At torpidoyu, at torpidoyu. Attım torpidoyu. Hoş geldiniz. Hoş geldin ya. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyisiniz. Şu adadaki evin içinde bir şey var mı lan acaba? Hangi ada baba? Şu sağdaki mi? Bura hoş ya. Met falan yapsalar görürdük. Tamam dön oğlum, beni indir sen oraya. Ben de geliyorum paketlemeye. Şu anda boş arkadaşlar. Bir şerif şeyi yok. Gelirse de patlarız. Yapacak bir şey yok. Kardeşim benim, adamsın sen, unutma bunu. Hadi inelim serisinden. Talayın elisi arkadaşlar bu. Çocuk farklı bir çocuk ama Emrecan diye çocuk. Burası çok kalabalık, biraz uzun. Yavaş oğlum, yavaş lan. Sanki poli treni kısa aldım da bilmiyorum. Yok. Helal lan, iyi kullanıyor lan. Çık oğlum altından. Dur o. Çocuk efsane eli kullanıyor. Geldim. Selamun aleyküm Arhan. Aleykümselam. Kim kuru fasulye? Bitti. Tamam çocuklar, paketlemeye devam. Nereden paketleniyor bu? İçeride patron. Hadi patron içeride. Attayım. Seninle bir şey konuşuyor ya. Tamam neredesiniz? O nereden geliyor buraya? Arka taraflar bir yerdeydi ama. Allah. Paketlemedeyiz. Geldim içerideyim. Yapan da bozmuyor. Yanına geliyorum. Şeyler, oğlum bu ne tüp lan böyle? Tüpe dikkat patron. Abi, dikkat oğlum. Tüpe dikkat ama. Tamam. Arabaların oraya gel hayatım.
buradaymış zaten. Bir kim ya? Sen kimsin? Mustafa abi, siz buradan eşiniz var. Vallahi biz de yolumuzu buluyoruz ya, ne yapalım? İyi. Gel gel hayatım. Nedir mesele? Bu Azer. Hı. Şehre gelmiş. Bizim çocukların yanına demiş ki biz 3 gün önce bir oğlanı vurduk. Ben birkaç gündür şehirde yoktum. Tamam. Yani yine patlamaya devam gibisinden bir cümle kullanmış. Ondan mı bu böyle atar gider yaptı? Galiba. Haa. İkinci defa sıkmadım bilerek. Misaldım bir yerde işime yarayacak bu herif. Azel'le dün biz konuştuk. Normaldi. Demir'e karşı politika yapıyordu. Ne oldu şimdi bu adama bir anda? Bilmiyorum. Şimdi biz bunu saldık da kesse miydik acaba? Yok canım, bunu kessem ne olacak? Bunu kesmek bir şey ifade etmiyor ki. Azer dün benimle konuştu. Ne zaman demiş bu lafı? Bot paketin konumunu attım. Bu Azer bugün hiç benimle konuştu. Gelsin yanıma abi. Abla tekrar eder misin? Azer olayını biri konuştu ya benimle. Ben de geldim abla, neredesin? Gel oğlum bakalım, arabalarını alacağız. Buyur Fatih. Şunları al, gel başım. Tam dibime gir. Yaklaştım. Niye verilmiyor lan bu? 60 tane yok diye mi? Ben konuştum. Aa, okey. Şunları al bakayım. Şunu da al. Tamam, git bunları yap gel. Hazır inşallah. Nedir oğlum durum? Ne zaman oldu bu olay? Patron, dün serbest bırakıldıktan hemen sonra ben iskeleye gittim. Tamam. Sonra baktım orada Azer böyle çetelerden insanlarla falan oturmuş sohbet ediyor. Dahil oldum. Ondan sonra baktım aynen şöyle dedi. 3 gün önce deli olduğunu vurduk. Ben bir süredir şehirde yoktum. Çocukları da salmıyordum o yüzden. Hani sorun çıkmasın diye. Artık şehirdeyiz. Korkumuz yok. Bu tarz bir konuşma yaptı. Ama aynen deli olduğunu vurduk dedi. Bu cümleyi aynen kurdu. Devamı hani tam hatırlamıyorum. Bu tarz bir şey. Nerede söyledi. Dedi? İskelede patron. Kime karşı dedi bunları? Yani patron orada public bir ortamda bir sürü kişi vardı. Yaklaşık 8-10 kişi oturuyordu. Manyak oğlum bu adam. Ya istihbaratçı var sorulacak. Ayrıca bu bizi nerede vurdu lan? Öyle dedi patron. Colpacino mu ne diyorlar hatta patronunu? Al Pacino galiba. Hı hı. Azer abi diyorlardı. Ben Azer'i tanımıyorum. Azer abi diyorlardı onu. Oradan anladım Azer'in dediğini. Anladım. Anladım koçum. Tamam aferin. İsmin ne senin? Alexandro patron. Alexandro tamam koçum. Aferin. Güzel istihbarat. Aferin. Tamam patron. Bir arayalım bakalım. Şuna gene bir rajon öğretelim. Tamamdır patron. Benlik bir şey var mı? Yok yok tamam sen gidebilirsin. Yaşasın patron. Şu Azer'e bir ses kaydı bırakayım chat. Hard RP. Birisi geliyor patron. Kim geliyor lan? Bir araba sesi var da. Araba sesi mi var? Varsa var oğlum, sıkıntı yok. Hallederiz. Bitti mi çocuklar? Aybet koy. Aldın mı Şevko Reis? Aldım abi. İşlemden sonra satıyoruz değil mi bunları? Evet patron. Ha tamam. Direkt şeye fırına de satacağız. Yere koyuyorum. Şu John Rick'i bir arayayım bakayım, bu çocuk burada mı? Koydum Şevko. Lan hepsi uyuyor ya. Patron. Hah söyle. Benim üstüm de oluyor. Alabilecek misin? Çok üstüm. Tamam şeye Ayberk alsın. Ayberk'e verin. Çocuklar kalanların hepsini Ayberk'e verin. Ellerim kalıyorum arkadaşlar. Hadi seri. Bu arada bu akşam herkes bir tane met karavanı alsın. Met karavanı yapacağız bir dahakine. Daha çok veriyorsa hangisi onu yapalım. Tamam o zaman Şerif basarsa abla, sıkıntı. Çatıya baksana biz oğlum çatıya. Sıkıntı yok. Tek giriş bir yer belirleriz. Hepsinin kafasına sıkarız. Patron. Şuna baksana ya. Ne? Şuna baksana bak. Baktım yere. Kim o? Bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar metleri getiriyorsunuz ona. Şu bizim Paşa'nla konuşmamız lazım ya. Oğlum Paşa'yı ne yapıyorsun? Dün kimdi ya? Paşa'nla bir konuşmak lazım. Bu Paşa'nla ben hemen bir... bir numaramı bırakayım bunlara bir. Dur bakayım. Ayarlar 517-319. Hemen şuradan. 517-319. Arkadaşlar burayı hemen bir atalım biz. Hadi çıkıyoruz çocuklar. Herkes gelsin çıkıyoruz. Baba geliyor mu çıkıyoruz? Geliyoruz da. İşte troll birisi ararsa onu nasıl anlayacağız onlarda? Hadi çıkıyoruz haydi. Haydi haydi haydi. Bölgeden çık. Çık 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 çık. Çıkın arkadaşlar. Çık 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 çık. Ne oluyor lan içeride? Babam sınıfı gibi patladınız ulan. Ben alacağım herkes çıksın.
Al al al, tamam çıkın siz çıkın. Hadi malikaneye gidiyoruz çocuklar, bir sayımıza bakalım. Allah'tan söz vardı, Allah'tan. Evet evet, hadi gidiyoruz. Sen sür oğlum, sür bizi gidelim. Hadi binin arabaları, arkadaşlarınızı alın getirin. Şevko, Ayberk siz gelin hemen. Arkadaşlar direkt malikaneye kayalım. Böyle 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 farm yapacağız. Ne olacağı belli olmuyor çünkü Şerif bir anda basıyor abi. Tamam, herkes aldık, herkes aldık, çıkabiliriz. Benim biraz daha kaldı, geliyor. Bir anda basıyorlar şimdi. Selamünaleyküm abi, 6 yıldır Five'en videolarını izliyorum. Her videon aşırı eğlenceli demiş. Eyvallah Vartex. Teşekkürler kardeşim benim, Vartex'im sağ olasın, var olasın. Sağ olasın, var olasın kardeşim. Gençler 3000 aboneye gidiyoruz lan, şaka maka. 3000 ay, abone. Vay 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 vay. Araçları araçları. Cuma günü de YouTube'da yayına başlayacağız. Tamam. Fortnite. İkimiz olsun. Sahil tamam oğlum, yeter lan. Bu nasıl bir OS2'dir? Çocuk Ghost yanlara aşırı ayar. Gençler böyle sarıyor değil mi? Erken açtım yayını. Ya farm yapıyoruz. Sonuçta biz gene yapacaktık. Dedim yayın açayım abi. Makin hoş geldin. Teşekkürler. Malikaneye mi geçiyorsun? Arabaları geçirme. Çünkü evet. Belki bir şey kadar geyiklerinden birisi var. Orta adamın divisi, unutma bunu. Bakın, kendimiz belki çok olunca değmez. Eyvallah. Regulas sen adamsın reis. Ulan Kuzey ne taklaç adamsın ayak. Abi Five'en bir anda neden patladı? Yani neden bu kadar ünlendi? Kanka ben geri döndüğüm için Five'en'e. Yar bir var. Oğlum bu nasıl iniş lan böyle? Çivilemeyin iniyorsun. Ay ben. Bu arada yiyelim bunu. Berkcan değil mi senin ismin? Emrecan mıydı? Emrecan. Aldım aldım aldım. Araçlar orada. Yavaş yavaş. Yollarda şeritler var. Evet. Selam aşkım. Hayır, Telegram'da hiçbir şey diyeceğim sana. Siz çiçekçilik yapıyorsunuz değil mi? Tamam, bana bir bölüm. Adam yok. Adam lazım. Şu adamın bizi açması lazım telefonu. Açmıyor. Telefonun. Beledi seni. Kim o ya? Kızmadan bir tane salak ya. Ne diyor? Patronun numarasını ver, patronla konuşalım diye. Hayır oğlum. Kim, neciymiş bu? Ya koruması, bir tane basit bir koruması. Anladım. Patron şunları vereyim ben sana istersen. Şeye ver. Nerede? Otlarımı yanına arkadaşlar bütün paketleri depoya getir, depoya. Bana getiriyorsun. Getir şimdi. Hadi ablanıza verin, tamam. Ablanıza verin, ablanıza verin. Ben bırakıyorum. Tamam. Hadi bakayım. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Gitmemiz lazım, biliyorsun değil mi? Tamam, daha var onunla çocuklar. Yani 35 dakikamız var şu an. Tamam, eline sağlık. Tabii şu 35 dakikada toplanıp gideceğiz. Bileksin, aferin. Nereye lan 35 dakika ver? Şey, orada hazır olmamız lazım, pardon, sayımayı alacaklar ya. 9.30'da başlıyor. Bir dakika. Tamam, şimdi kriptoda bir toplantı yapalım. Kim gelecekse seçelim, deli olduğu şeyi yapsınlar. Bize baksınlar. Tamam patron. Zaman sınırı var mı patron? 30. 30. Şöyle de 3 abla. Hadi hızlı. Böyle. Böyle. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam Fadıl, ne yapıyorsun? İyidir Cengiz, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. İyi. Olumsuz durumlar yaşanmış dün. Vallahi onun için aradım ben. Ufuk'ta bir sıkıntı çıkartmış sizin adam. Yok baron bilmem ne bir şeyler demiş. Yok bizimkiyle alakası yok da. Ya eşiniz adamımızı vurmuş. Adamınızı niye vurmuş onu biliyor musunuz beyefendi siz? Ben izledim orayı. Evet, bu kayıtlarını Jessica Hanım'dan izledim. Nerede? Evet ben de biliyorum ama ortadayım. Tamam. Bir olumsuz bir durumumuz yok. Nasıl olumsuz bir durumumuz yok beyefendi? Bir adam geliyor diyor ki yok işte Fadıl böyle baron olacağını söylüyor. Boku mu olur yok bilmem neyim olur. Ne baronu kardeşim ya, ne saçma sapan konuşmuş. Biraz böyle trollvari konuşmuş, anladın mı? Sana söyledi mi adam bunu, adamın? Şimdi ben onunla da tekrar görüşeceğim. Biliyor musun yani bunu, hangi koruman olduğunu? Ben biliyorum. Vurulan korumamı da biliyorum kimin olduğunu. Tamam. Ne yapacağız biz şimdi bu işi? Şimdi müsait misiniz siz? Ben müsaitim. Ben böyle bir 15 dakika içerisinde yanınıza geliyorum. Şu Uğur'daki olayı kim yaşamıştı? Gelsin hemen.
Tamamdır. Ağırlar mısınız? Ağırlarız, sıkıntı yok. Tamam. Siz gelin tamam. Şu meseleyi bir konuşalım. Tamam. Tamam, tamam. Eyvallah hadi. Biraz, aynen birazdan. Amcam, çağırınca gel. Tamam. Patron, olayın bizzat şahit olanlar bu çocuklar. Ağla bilirleri gelin. Gelin, gelin. Ha, geldiler, ben şey için çağırdım onları. Gelin çocuklar, gelin. Bu Uğur'daki olayı için konuşacağız tamam mı şapaklarla? Nedir ne değildir bir görelim. Kim bunlar? Aa çocuklar hoş geldiniz. Hoş günler Bay Fadıl. İyi günler, iyi günler. Hayırdır hayatım? Çiçekçilik için. Çiçekçilik için çağırdım. Haa tamam. Sizin Jorrit ne oldu ya? Öldü mü ya bu çocuk? O birde. Burada da şeyde değil şu an, şehirde değil. Anladım. Tamam hayatım sen uyuyor. Bütün sevkiyatı yap ofiste. Tamam gelin hadi. Siz. Bu gelin. Kenan nerede Kenan? İçeride içeride. Başka var mı çocuklar üstünde çocuklar paketlemiş? Çocuklar üstünde var mı paketlemiş bir şey olan? Bak ticaret için yanlara. Valla sen git tamam ofise git. Ablanı takip et. Gelin. Üstünde ot olan paketlemiş gitsin. Dün bu Uvu'daki olayda kim vardı çocuklar? Ben vardım bir de Martin vardı baba. Tamam anlat bakayım ne yapmış bu şafağın adamı? Şimdi biz normal takılmaya gidecektik Uvu'ya. Tamam. Gittik oturuyoruz Martin'le. Arkadaşların karşısında oturuyoruz bu arada kafenin önündeki bankta. Bir muhabbet dönmüş bizden önce. Biz sonra dönen muhabbete dahil oluyoruz. Adamlar yani bizden birini iddia ediyor bu arada şahıs. Tamam. Carl William diye bir arkadaş. Bizden tamam. Birileri demiş ki yok biz baron olacağız falan filan işte birkaç oluşum birleşeceğiz, vuracağız, öldüreceğiz, kıracağız falan filan. Bunun üzerine şey diyor işte siz benim şeyim bulursunuz diyor. Biz de Martin de tabii hani geldi sonuçta mi? Diyaloğa girdiğimiz için ben de adama diyorum ki demek ki adamlarda var ki yapmaya çalışıyorlar dedim. Sen de o biliyor. Sen beni. Sen de o göt bile yok sen dedim. Tamam. Sonra yani bu muhabbetleri çevirdi. Sonra baktım hala devam ettiriyor. Ben en sonunda gruba yazdım. İşte dedim, böyle böyle dedim bizim ekipten biri de evet. Böyle böyle söylemiş. Bu arkadaş da böyle böyle söylüyor. Bu kafedeydi. Gelin bakalım dedim. Sonra zaten yengeler falan geldi. O muhabbet orada döndü. Şahıs orada itiraf ediyor ama bizim telefon kayıtlarımızda ses kaydı da olduğu için yani birebir duyuluyor. Bakayım. Biz bunu bir arkadaşa gösteriyoruz orada. Melih'e gösteriyoruz galiba. Doğruluyoruz. Geldi aradan mi? Sakallı. Bir adam daha giriyor. İşte Gaye yengeye biraz böyle sert çıkışıyor falan. Biz bu adamı alıyoruz. Efendim? Getiriyoruz malikaneye. Geldi mi Taku? Burada işte yenge onu taklit ediyor biraz. Tamam ne diyor sonra? Bir şey gelmedi. Bir şey dedi işte mi? Yok, yok bir şey demedi. Şey dediler yok burada adam mı kaldırıyorsunuz falan filan filan. İşte bilmem ne döndü evet. O muhabbetler. Olay bu kadar yani. Ama vize tuttu. Kaydı var bizde yani telefonumuzda. Geldi mi? Geldi geldi. Tamam. Ben istersen bunu müsait bir zamanda sana dinletebilirim patron. Tamam tamam güzel güzel. Tamam o dursun o kayıtlar. Geldi. Tamamdır. Bu adamla konuşacağız çünkü birazdan. Çocuklar tamam. Herkes kriptoya bir geçiş yapsın. Seri. Kimse konuşmayacak. Hadi bakayım. Hemen şu sayımızı orada bir belirleyelim de. Ne gerekiyorsa yapalım. Şu Kenan Şevko falan da işi hemen bitirsin. Hayatım ne kadar mahsulatı umumi çıktı? Çok var. Çocukları devrettim. Tamam. Şimdi biz de kriptoya geçeceğiz. Çocuklar herkes geçsin bak. Hadi canım. Tamam. Açtınız başınız aman açtığınızı dikkat edin. Hadi çocuklar. Şimdi illegal kıyafetimizi yaptık. Madde 2'ye gideceğiz. Bugün William Price. Bu kim lan? Paşam falan birisi ulaşsın demişsin. Patron, patron yalnızca William Price. Ha okey. Aha olay başlıyor şimdi. Siyaset başlıyor abi. Aynen. Siyaset başlıyor şu an. Alo. William Bey müsait misiniz? Müsaitim. Heh. Şimdi bu dün biliyorsunuz biz bir toplantı yapmıştık. Evet. Orada bir hanımefendi vardı. Poyana Hanım diye. Evet. Şimdi bu dedi ki 3 tane araç dedi bizi kovaladı. Birileri bizi vurdu dedi. Sonra bir sorgu yapmışlar. Bu Paşa Han'dan olduğu çıkmış. Bu doğru mudur? Evet biziz. Heh. Tamam. Yani bu arada dostane olarak arıyorum ben. Poyana Hanım benim dostum falan değil. Heh. Nedir mevzu? Ben çünkü nefesi tanırım. Siz bizim dostumuzsunuz. Her zaman söyleyeyim. Olay, o yüzden rahat konuş. Olay fix ya. Olayı bitirdik biz. Olay fixmiş. Sorunsuz. Ha öyle mi? Yani iki tarafı mı bitirdiniz? İki tarafı da bitirdik. Yok şeyi merak ettim yani. Poyana sana bir şey mi yaptı ki sen böyle bir karşılık verdin? En azından onu bileyim. Bizim boss'a bir şey yaptı. Bizim patrona öyle bir mi? Şey yaptı. Nefes Bey'e. Evet. Efes değil ya. Bizden ha diğerine. Oscar tamam. Oscar. Tamam tamam. Biliyorum biliyorum. Ona yaptı. Olayı çözdük. Oscar peki bunun ne ara yaptı ya? Toplantıdaydık. Ne ara bir şey dedi? Bir şey mi dedi? Ya toplantıdan önce de bir şeyler olmuş herhalde. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntılar olmuş. Fix oldu yani. Nefes gelecek mi peki?
Efes gelecek hayırlısıyla, onu bekliyoruz. Tamamdır, siz nefes geldiği zaman söyleyin, bir görüşelim. Tamamdır, tamam. Tamam. Kendinize iyi bakın. Selamlarımı iletin kendisine. Hadi eyvallah. Hadi, sağ olun. Selam. Sağ olun, iyi günler. Adam bak delikanlı gibi dedi ki, evet benim dedi. Şimdi belki de, şimdi normalde böyle rol için arayanlar ne der? Ulan sen bu aileye ya da Poena'ya mı artistik yaptın diyeceğim de sanabilirdi. Adam delikanlı benim. Zaten biz Poena mı, nefes mi desen nefesi tutarım. Anladın mı? Başka bir şey daha vardı arkadaşlar. Bir sıkıntımız var. Cengiz Şafak, Fadıl Malikende misin? Bu adam da hep bize Fadıl diyor. Gelmiyor. Şey, sıra. Sorun mu var? Aa, sıkıştık. Ha, evet, evet. Okay. Hadi bakalım gençler, haydi. Çocuklar, başlamasına daha çok var. Sıkıntı yok. Şu Şafak bir gelsin. Çocuklar. Evet. Şimdi biraz üstünüze bandaj alın. Bunlar az yüzünüm verebilir. Bilginiz az olsun. Az veriyor. 10 tane veriyor zaten. Evet, biri bandaj alın, tamam mı? Bir 10, 12, 15 tane daha ayrıyeten. Biri bana kıyafet yapırsın. Tamam, çık oğlum yukarı. Hemen orada yapıyorlar zaten. Çocuklar, bu arada illegal kıyafeti yapmayan yukarı çıksın, hazır yapıyorlar. Gidin yapın hadi seri. Bu Şafak'tan bir adam gelecek. Dünkü U olayını konuşacağız. Dikkatli olsun herkes. Ayberk, diğerini giy oğlum. Ha, bunu göstermek için yapmış. Yok yok, kötü, tamam. Kötü, tamam, kötü. Tamam. Tişört kötü. Belki değişirse olabilir. Bir tane daha var patron, getireyim yok mi? Yok yok, şimdi bugün bununla giderim, sonra şey yaparsın bize, tamam mı oğlum? Tamamdır patron. Hadi bakayım canım benim. Şimdi biz 9'da mı orada olmamız lazım çocuklar? 9.30 bence daha diyorlar. Erken gider. Nasıl 9.30'da hazır olacağız? Hayır, 9.30'da başlayacak mıyız? 9 ya da 9.15 gibi olmamız lazım. Bence biz var ya, şimdiden gidelim. Vallahi bence bak de. Her yeri kapacaklar. Ben size söyleyeyim çocuklar. Ne hatta olacak anasını? Şu adamı beklememiz hı bile lazım ya patron. Evet, evet. Şafağı boş vermemiz lazım. Kenan, silah işini hallettin mi? Orada oraya mı gelecek? Hazır olalım patron, orada Kenan verecekler. Bence git hazır ol. Bence şu an gidelim Kenan. Bak beni dinle. Bence şu an gidelim Kenan, ne diyorsun? Farka doyurmuyor ya. 15-20 tane yemen lazım. Kenan, duyuyor musun beni? Evet patron. Ha, bence şu an gidelim diyorum. Kıyafetleri yapıp hemen gitmemiz gidelim, lazım. Gidelim, gidelim bence de gidelim. Gidelim. Çocuklar beni dinleyin. Arabaları işte hazır edin. Şimdi birazdan gidiyoruz. Hadi hazır edin arabaları. Çok araba çıkartmayın bu arada. Dörtlü dörtlü binin. Ay bekle buraya. Haydi haydi. Hadi biraz hızlı olun. Hadi hayatım, neredesin? Kimlerle konuşuyorsun yayında? Kim? Hayatım şu an BAM mevzusu mu? Madde X'e gidiyoruz hayatım. Allah Allah. Habire böyle daktili şey gibi uğraşıyorsun. Gel bak şu an bir kontak sıkıntısı var. Gel çöz burayı. Onu bir dolduralım şu an. Boş ver çocuğun banını ya. Yayındayız şu an hayatım. Ben dışarıda bekliyorum. Hadi çocuklar biraz hızlı olun. Biraz hızlı olun. Bu ne tip hayatım? Nasıl olsun? Kolye kravat 151'e 2. Gövde 5. Yapıyorsun değil mi? Bir dakika bekle, kolye kravat 151'e 2. 151'e 2, gövde 5'e 2. Hadi hadi hızlı olun. 5'e 2. Aynen. Arabalara atlayın yavaştan çocuklar. Atlayın arabalara. Leo neredesin? Kimin aracı lan? Ablanın mı? Yo, ben de okumuyorum baba. Heh. Haydi. Kenan bekliyorum. Kenan'ın etrafındakiler oğlum, gelecekler, arabaya binsin. Kenan'ı niye izliyorsunuz? Yenge gel sen, yenge öne bin yenge. Böyle böyle. Alo. Fadı malikanede misin? Aradım açmadı. Vallahi şu an bir işimiz var, oraya gidiyoruz ya. Bir ama önemli iş var ya 9'da, ona gidiyoruz. Bir hazırlığımız var, sonra konuşalım, tamam mı? Efendim, biz sizi bekliyorduk ya. Senden haber bekliyordum ben. Ayıp oldu ama. Çocuk biraz troll bari. Kardeşim şimdi bu acil bir iş ya. O yüzden yapmamız lazım. Tamam, sonra görüşürüz. Tamam mı? Konuşacağız yani bu konuyu, merak etme. Beni dinle. Bu saatten sonra, tamam mı, bu Şafak denen yavşakların hepsine sıkacaksınız. Bir şey demedi. Gel buraya hadi oğlum, gidiyoruz. Çocuklar hızlı olun. Şehir mi gitti lan? Hem terbiyesizliği o yapıyor. Konuşmuyor. Biri mi geldi? Ha. Hadi gidiyoruz, hadi çocuklar, hadi. Gelin. Gel, koş çabuk. Çık arabalarla, hadi gidiyoruz. Tamam. Ulan
Tamam, sensin bakalım. Tamam hadi gelirsin hadi. Kim o? Bizim çocuklardan patron, bir uyakalmışlar. Bu köprü var ya çocuklar, elektrik yeri, orada buluşuruz işte, maddenin önünde. Herkes bassın gelsin. Bu beyazlar değil miydi bizim aradığımız? Arabada yemek yemiyorum. Burada fark ettiniz mi? Ha. Bırak oğlum da bende gidiyor zaten. Ne yapayım? Parlarıp yapıyorum çocuklar arkadaşlar. Bu arada o beyazı... Neyse, maddeden önce şimdi ablukayı almak istemedim. Çünkü bize hep beyazlar artistik yapıyor. Kaç gündür ve ben susuyorum. Dün Demir... Biraz bir pot kırdı rolde. Evet. Neyse dedik, ona sıkıntı yok. Sonra gene malikanenin etrafında vurdu. Bir de Blots'u almak istiyor. Yani Blots bizim kardeşimiz, damadımız ayağına. Oradan bir role gireceğiz. Bakalım ne yapacak. Bırakmazsa düzgün bir şekilde savaş çıkar. Bu da bir rol olur. Rol çıkar. Harika olur. Çocuklar bugün taktiksel, bak. Taktiksel gideceğiz. Telsiz temiz olacak. Nereye gidiyorsa beraber öleceğiz, beraber kalacağız. Aslında hiç ikilemde kalmayacağız. Ney? Bir yer biliyorum madde eksikçe. Neresi? Tarif et. Dağın arkasında böyle ahır gibi bir yer. Tamam yer. Evet. Zaten çok arkadan oynayacağız ama burada ilerleyen bir sistem olduğu için bu. Bir bakalım. Nereye geldim lan ben? Nerede şurası değil mi silo? Ha şurası. Çocuklar şimdi olayı söylüyorum. Bak ben sadece teorikte söyleyeceğim. Tabii farklı bir şey olabilir. Soldan adam çıkmayacağız deriz. Bir bakarız çat diye bir ekip çıkar. O ayrı bir konu ama ana mantalitemiz şu. Ne yapacağız? Safe abicim. Bizim burada bekleme nedenimiz alanlı bir şey olduğu için, alanlı şeyde de ben de biraz professional olduğum için ayıptır söylemesi. Tamam mı? Önemli olan düşmanın bizim önümüzden koşması. Biz arkadan koşarsak o adam risk alıp da alan dışındaki adamı zaten sıkmaya tenezzül etmeyecek, korkacak. Çünkü onun da koşması lazım. Yani tamamıyla bir koşu fight'ı bu aslında. O yüzden biz ne yapacağız? Full safe ilerleyeceğiz. Son iki takım, tamam mı? Amacımız şu bak, bizim ben son amacımızı söylüyorum. Son iki takım birbirleriyle fightladığı zaman biz üçüncü olarak dahil olup direkt kalanları toplayıp birinci olmak. Ya belki de şöyle olacak, dördüncü ve beşinci takım birbirlerine fightlayınca gireceğiz. Son iki takım birbirlerine fightlayacak, biz ikinci olacağız. O yüzden biz ne yapacağız çocuklar? Zaten hepimizin silahı iyi. Hepinizin silah kullanımı fena değil. Bir de biz 30 kişiyiz. Her aile 30 kişi geleceğini ben düşünmüyorum. Belki bir iki aile gelebilir, bir aile gelir. O yüzden bizim olayımız hep defansif. Lütfen... Lütfen şunu yapalım çocuklar. Oğlum söz isteme ben konuşurken. Ben vereceğim zaten. Olay şu. Bizim ekipte gördüğüm hatalar. İşte GoPro kayıtlarınızdan, Kenan'la yaptığımız konuşmalar ablanızla. Birbirimizi aşırı bloklayıp birbirimizi vuruyoruz bak. Ben hep bunu görüyorum. Deli oluyorum. Tamam mı? O yüzden buna dikkat edin. Hep yaylım ateşiyle oynayalım. Herkes önde durunca tesbih gibi tık 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 bizimkiler düşüyor. Hep birbirimize sıkıyoruz çünkü. O yüzden hep geniş açıyla oynayalım. Bu bir. İki. Diğer bir konuda şu çocuklar. Lütfen bir adamı öldürdüğünüz zaman gaza gelip ikinci adamı zırh basmadan bandaj vurmayın abi. Vallahi boş yere düşüyoruz bak. Daha defansif oynayalım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Olay bu. Tamam. Şimdi söz almak isteyen var mı? Lütfen boş muhabbet için almayın sözü. Patron şöyle yaparız daha iyi olur. Evet söyle oğlum. Patron. Hı. Arka tarafta şey var, bir tane ev var. Nerede? Bu bizim ot yaptığımız yer var ya. Tamam. Onun tepe tarafında kalıyor. Beyaz bir ev. Ha biliyorum. Genellikle orayı alıyorlar ve orayı savunduklarını da çok rahat savunabiliyorlar. Biz buradan oynadığımız zaman orası bizim tam altımızda. Arkalayacağız. Tamam. Bir, evet, şu dağın arkası. Evet biliyorum orayı. Orayı aldıktan sonra orayı biraz safe oynasak daha rahat oynayabiliriz. Tamam, gibi geliyor. Tamam. İşte bizim amacımız o. Ben de zaten daha demin helikopterle baktığım zaman Emrecan'la. Ben de dedim zaten bak burası daha karlı. Şu dağ hiç karlı değil. O dediğim beyaz ev de doğru bu arada. Ben de orada birçok kez öldüm. Ya olayımız biz defansif oynarsak ben burayı bugün alacağımızı düşünüyorum. Başımıza bir bela gelmezse. İnşallah. Evet söyle. Bu arada farklı maddexlerde işi gibi olabilir burası da. Zırh ve mermi sınıfsız değilse büyük ihtimal lootlayıp devam edeceğiz. Zırh ve lootlamayı safe bir yere götürüp öyle yapalım. Açık alanda yaparsak çok ortada kalırız. Tamam doğru. Erol. Tam yerinde attın kardeşim. Eğer yoksa... Ama yoksa bir oyun da var. Biterse ne olacak? Çocuklar ben sadece yıllardan beri bu patronunuz olarak, yani ekibi gördüğüm için dışarıdan söylüyorum. Bizim en büyük sorunumuz birbirimizi vurmaktı. İki, bir tanesi de neydi biliyor musunuz? Son yerde mermim yok.
zırhım yok, patron buyum yok diyen aşırı geziyor ve ben tilt oluyorum. O yüzden defansif gidersek son yerde materyalimiz de kalır. Yani hep bu stratejiyle oynayalım. Bu arada doğru söylüyor. Atıyorum adamın üstündekileri alacağız. Öldü. Hepsini orada bitirdik. Kesinlikle safe bir yere götürüp yapalım bu işi. Ama bir yandan da alan geliyor işte. Bunu çok hızlı yapmamız lazım. Söyle. Patron alan 10 dakikada bir geliyor. Çok şey değil. 10 dakikada bir. Ha iyi, evet. Tamam okey. Şu taraftan köprüden gitmek daha mantıklı. Şurada köprünün üstünden sıkmak şurası çok avantajlı oluyor. Şura. Evet. Tamam, direkt okay. Alttaki tarlaları falan her yeri görüyoruz. Orada. Tamam tamam tamam. Mis. Bu ekip birinci olmazsa ben bir şey bilmiyorum. Pardon, son bir sayı alalım mı? Ne ekip? Bence de alalım. Al. Patron tamam, bu arada 2, 4, Taco 6, hiç doyurmuyor 8, ya. 10, Taco 12, doyurmuyor evet. 14, 16, evet. 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29. Bir kişi eksik. Bir kişi eksikmiş. Patron bir dakika, şey söyleyeceğim. Bekle dur vereceğim. Bir kişi kim? Çocuklar buraya gelmeyen kim var? Seçildiği halde gelmeyen. Berke. Berke nerede Berke? Bayılmıştı galiba. Gene mi gümrüğe takıldı? Belki evet gümrüğe takıldı. Ya kardeşim adam gümrüğe takıldıysa niye söylemiyorsunuz orada? Bir tane adam seçelim ya. Söyle canım benim. Patron yedekte bekleyenler vardı. Tamam dur hemen şey yapacağım. Sen Kutay mısın konuşan? Evet patron. Tamam Kutay gelsin. Kutay burada mı? Ha sen buradasın. Bak koçum. Bu ne lan? Bu kanat ne oğlum? Oğlum taşa katarak mı geçiyorsun? Oğlum bunlar yasak. Bu arada yasak bu. Size diyeyim. Patron karşıdakiler ki oğlum, kapital size diyeyim. Kapital mi? Kapital mı? Çık olur mu şimdi? Bunlar çıkamıyoruz başlamadık ya. Bence yerimize gidelim ya. Böyle pavyon gibi arabayla gezen kapital. Şey yok, ben Azerin arabası ya. Azerin. Azerin bunlar, bu Azerin. Şey bunlar. Aynen. Ha doğru Azerin, bunlar. Azerin. İçin gelen mi yapsak ya? Dur oğlum tamam lan oğlum boş konuşmayın lan. Çocuklar sessiz olun bir. Karşımıza geldiler. Aynen sessiz olun, sırayı bozmayın da adam gelip versin. Hadi canım. Bu sarı kafa ne yapıyor? Aferin işte deli oldu böyle olacak. Silahı kimden alıyoruz? Ne kadar nizami. Güzel. Halk ekmek kuyruğu gibi ne kadar nizami lan harbiden. Silahı kimden alıyoruz? Oğlum hepiniz aynı anda mı kas yaptınız ha? Kaslarınız aynı. KYK'nın. Silahı kimden alıyoruz silahı? Şimdi diyet alalım mı? Silahı geç oğlum işte. Patron silah yok. Nasıl silah yok oğlum? Verecektir oğlum. Verecek. Bunlar varsan bir geri yiyecek. Ha mermi bandaj bunlar. Ha, tamam. İttirmeyin. Bana da ayırın tamam, ha çocuklar. Sıraya geliyoruz. Ney? Liyakatı ezeyim. Verdim sana. Oğlum ben vermedim geri. Yok ben daha şimdi geldim de vermedim. Abla ben 5 tane sadece yedek burası. Çocuklar susun oğlum bir. Sırada herkese konuşmayı yasaklıyorum. Konuşan olsa trenden aşağı atacağım. Aynen abiciğim. Sakin ya. Veriyor adam zaten ya. Herkese yetecek kadar aldık zaten. Susun ya. Melih Bey selamun aleyküm. Aleyküm selam patron. Hoş konuşmayın. Geldiniz. Hoş bulduk. 30x yeter. Oh be. Zırhı Şevko veriyor abi. Tamam zırhı Şevko veriyor. Ben şöyle liyakatı ezip şuraya bir gireyim Arhan Bey. Tabii buyurun geçebilirim. Sağ olun. Verecekler. Ver. Allah razı olsun. Şevket Bey şöyle bir atın. Şevko bir kan Arhan'ın yarısını da bana atın. Yere koydum patron. Canınız sağ olsun patron. Ne yeter ulan 5 tane? Patron Kenan'ın 5 dedi. Ha. Patrona da 5. Kaldır 3 tane şaktır ona. Adam var lan. Kapı. Ben de alayım. Oo patlayalım. Hadi bakalım. Dertli oluyorsunuz. Antin kuntin iş yapmıyorsunuz. Karşı tarafa da yaptırmıyorsunuz. Ortak lan bu bildiğin. Bu ne? Açın GoPro'larınızı. Açık abla açık. Orada beni dinleyin çocuklar. Şimdi bu köprünün bu tarafından gideceğiz tamam mı? Bu tarafından bak zaten sarı, mavi buradan böyle doğru gidiyor doğru mu? Evet. Direkt bakın. Bu sol taraftan açıyı ala devam edeceğiz. Daha safe bir şekilde herhalde üstümüzde birisi yoktur diye düşünüyorum. Belki geldi. Belli olmaz. Çetin Engin protest saymıyor değil mi? Kaçma. Abisi eksiğimiz var mı? Bir bakın lan bakayım. Şu arabalar gitse çok iyi. Bileyim ona göre. Al bakalım. Telsiz lazım. Ben geldi sanırım. Şey getirdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, arkada da var 27, 28, 29, tam 30 kişiyiz. Bir de malzeme eksiğimiz yok. Arabalar gitse çok iyi olur ya. Abla. Arabaları alırsak hanımefendi. 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 Efendim. Hanımefendi. Bizim çocuk bayılmış ona bir el atar mısınız? Bir altı dolu tutmayı atar mısınız gelin? Şurada ileride. Lan Melih. Bir bakadık kardeşim ona hemen. Abi. Oğlum açlık ne olacak açlık? Yemek bu açlık suyumuz. Yemek yok ki. Soymak serbest mi? Dur kimin isteriz şimdi ya. Kimin yemeği yok? Taco isteriz. Doyurmuyor.
Şafak diyor ki aramız bozulmasın sonra konuşalım. Bozulsa ne yazar lan dedim. Anten. Green eyvallah. Dur fazla ya. Beşer tane bak. Az değil mi? Bir sayı alsana sen bir. Bir sayı daha alsana. Aldım aldım. Aldın mı tamam. Oğlum gel hadi. Modi gelin. Patron patron patron. Soymak evet. Serbestmiş. Serbest onu zaten de bir şeyi yok. Resport visual. Gelen beş anlıyor. Saat 11'de düğün varmış. 5 armor veriyorlar. Ooo bir iki. Saat 11'de düğün var gideriz hayatım. Ne oldu Berkin? Kim gitti oğlum başım geri gelme. Tamam. 4. Benim yok abla. He? He? Karşıda. Jilet Fadıl yerine Cengiz Şafak yazar. Geldim geldim. Ya da mezar taşına jilet yerine kesik Fadıl yazar. Gel oğlum. Anlatım bozukluğunu bulunuz arkadaşlar. YKS sorusu şu an. YKS sorusu. Çocuk rol pasıyor da. Racon olmadı bir hocam. Dedi ki aramız bozulmasın dedi. Ben dedim ki bozulsa ne yazar lan dedim. O da güzel bir racon kesmiş. A1 Türkçe. Doğru. Vay be. Gel vuralım şunu ya. Dur. Ne oluyor lan? Beyler giremeyen adminin yanına gitsin. Yok mu sizde çocuklar? Abla. Çocuklar beni iyi dinleyin şimdi. Sol taraftan akacağız. Bu maviler mavi tarafa doğru gitti bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi şurada kırmızılar var dediniz. Biz 10 dakika boyunca bekleyeceğiz tamam mı? Sarı gelene kadar. Yavaş yavaş gideceğiz şuradan. İlk önce büyük ihtimal kırmızılara patlayacağız gibi. Bu mavilerle biz en son... kapışırız gibime geliyor. Onlar başka ekiple fightlayacak büyük ihtimalle. Biz başka ekiple fightlayacağız. Sonra artık biz kaç kişi kalırız bilmiyorum. 15 mi 18 mi? Onlar da büyük ihtimalle 15-14 civarı kalacak. Sonra biz bunlarla fightlayacağız. Bence bana öyle geliyor. Patron senden isteyeyim şu zırhını ya da bir şeyini çıkar ki çocuklar seni bilsin. Tabii çocuklar bilir saçımdan ya beni. Patron sana benziyor. Ben de sana benziyor. Saçının rengi değişiyor. Ben de şu an pembe mesela. Aynen ben de pembe. Kas tak. Evet. Patron. Ya boş patron. Verin ya. Zaten şey değil oğlum bu. Şey savaşına girmiyoruz bir şey olmaz. Etkinlik patron bu. Patron ölürse kaybeder değil mi? Aynen. Değil baksana bir şey. Tamam herkes hazır. Devlet baba. 21 geçiyor. Şuradan şuraya doğru gideceğiz biz ilk başta. Tamam patron. Şuraya doğru patron. Çıkarız oradan akarız. Patron şu tarafta iki kişi var galiba. Patron. Ha. Söyle. Abi. Bu bizim olduğumuz köprü var ya şu an. Ha. Bunun sağ tarafının altında iki tane mavi adam var. Bakalım mı? Hayır biz şimdi ben bir baktım. Şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Sarı alandayken sarı alan koruma alanı olduğu için kimseye sıkmıyorsunuz. Ama mavi alana geçtiğinizde çatır çıtır tamam, sıkabilirsiniz. Tamam. Oo. Bize sıkabiliyorlar mı? Dışarı içeridekiler sarı. Hayır hayır hayır. Kimse okey tamam. Tamam. Peki bu kırmızıdan hani kırmızıya girdik. Kırmızıdaki maviye sıkabiliyor, mavi içeri sıkamıyor değil mi? Evet. Kesiniz. Tamam mı? Düştü diyelim mi? Ya dersin de kısık sesle bağırmak. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bu savaşı alırsanız tamam mı? Hepinize hediyem var. Bu akşam Delioğlu'nun ismini ve kazanacağımız olan arabayı gazetelerde siz yazdıracaksınız. Bugünü unutmayacaksınız bak. Bugünkü tarihi ve şanlı bu etkinliği diyeceksiniz ki bundan 5 yıl sonra. Ulan Fadıl diye bir herif vardı. Şaka. Bu adamın ekibindeydim. GoPro kaydını izleyeceksin. Ulan orada 8 tane adamı ben indirmiştim diyeceksin. Ben yaşlandığım zaman dönüp o GoPro kaydına bir daha bakacaksın. Belki çoluğa çocuğa karışacaksın ama en kötü diyeceksin ki olgunlaştığın zaman. Ulan ben bu adamın arkasında savaşmıştım. O adam da Fadıl Delioğlu diyeceksin. Burada hepimiz başka yerlerden geldik. Başka OG'lere, boss'lara boss dediniz, patron dediniz ama ben sizin patronunuz değilim. Babanızım, abinizim, kardeşinizim ve diyeceksiniz ki ulan biz adaletli bir adamın arkasında savaştık. Bugün burayı alıyoruz. Hepsini yere seriyoruz çocuklar. Bu sadece bir etkinlik değil. Düşman gördüğümüz ailelere racon kesmektir. Tamam mı? O yüzden yeri geldiğinde defansif, yeri geldiğinde ofansif oynayacaksınız. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar?
Şevko ver coşkuyu. Oğlum korkuttunuz beni anasını. Anası iniyoruz. Yatma. Bir şey söyleyeceğim. Bir sus. Yok. Oğlum bir susun. Ses karışıklığı yapmayın. Bak sadece patron konuşuyor. Aynen. Gerek yok çocuklar. Vallahi gel. Tamam şimdi ciddiyete artık vuralım işte. Oğlum oynama. Şimdi ciddiyete vuruyoruz çocuklar, tamam mı? Sakin. Şimdi biz burada bekleyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş geldiğinde soldan kayarız. Ben çökemiyorum. Abi kaldırsın bu arada o kimse. Kalalım yasak burada. Yasak adamlar diyor. Sıkmak yasak arkadaşlar zaten. Evet. Bakın beyler. Çocuklar tamam susun. Susun. Patron alan gelin. Sus oğlum tamam bir dakika. Arkadaşlar sakin lazım. Şimdi koşacağız tamam. Koşalım şimdi yavaş yavaş. Lan buranın garip tarafından soldan. Bak bizim köprü dediğimiz olayı yapın işte, devam et. Çok aşağıdan da değil, üst taraftan koşun. Etrafa bakalım da. Alta girme, köprü altına girme. Köprünün üstünden. Bir kişi de patikadan gitsin, soldan gidebiliyorsa. Önümüzde adamlar var. Onlar bize patlayamaz değil mi? Her şey sıkabiliyor. Mavi de onlar patlar. Her şey serbest. Sıkamıyoruz. Hemen gireceğiz. Aşağı mı insek acaba? Onlar bize sıkabiliyor, dikkat edin. Hayamın önümüzde sıkabiliriz patron. Patron haydan gidin. Haya gidin. Şu an sıkabiliyoruz değil mi onlara şu an? Evet. Sıkabiliyoruz patron. Ne yapalım? Ulan arkalasak mı acaba? Bence koşun. Koş. Gel haydan patron. Koş. Direkt koş. Sağımız soldan devam et. Sarı durdu değil mi şu an sarı? Şu önümüzde durdular galiba. Tamam. Buradan gel, daha gel, hayvan kulağı. Tamam, bas doğru söylüyorsun. Oğlum nesiniz lan? Bas oğlum, bas. Oğlum lütfen boş konuşmayın, tamam. Troll yapmayın lütfen. Hadi ciddi. Düşmeyin dikkat. Hay senin ben. Bu nasıl bir yer ya? Köprü altı. Tamam gel, geliyorum. Sıkalım mı patron? Bekle burada. Gitme bir yere, burada bekle. Aynen orada kal, çok güzel yerdesin. Kal. Karşıdakiler hiç görünmüyor patron. Tamam sıkıntı yok, çok güzel yerde. Şimdi mavi daralacak, hayır, doğru mu? Hayır bırakma. Şimdi mavi daralacak değil mi 14 dakika sonra? Doğru mu? Tamam. Sonra nereye gireceğiz? Şu şeye gireceğiz değil mi? Kırmızıya gireceğiz. Aynen patron, kırmızı. Tamam, bence 14 dakika bekleyeyim. Bu beyazlar nerede, gördünüz mü? Evet, sonunda. Çocuklar bu arada beni dinleyin. Ben bu işin sonunu bildiğim için son 3 dakika kala bence koşmaya başlayalım. Alan dışı kalıp pozisyon alamazsak o dışarıdaki, içerideki bizi vurur. Doğru. Ah patlıyor, evet, birbirine patlar. Patlar. İşte bunu istiyorsun. Patlasın. Hadi patlayın. Patron çok açık patron, gözüküyor. Patron bende gördüğüm var. Mermi gelmez buraya. Mermi gelmez. Gelmesin de görmesinler bizi. Ya görsün, gördüler oğlum. Sakin kalın. Kasmayın, sakin kalın ya. Aynen kasmayın oğlum. Sakin. Oğlum bundan sonra konuş, kimse konuşmayacak tamam mı? Kimse. Aynen çocuklar, konuşmaya gerek yok. Aynen. Kasmayın oğlum. Sen yönetsene. Kimse. Ben yöneteceğim zaten de işte konuşuyorlar. Var. Git oğlum gel, daha 13 dakika var lan. Hemen gidiyorum patron. Burada sıkışıyorlar ha. Git şurada işe gel. Ben ne yapayım oğlum? Hadi hızlı ol ama ha. 1,5 dakikanız var, seri. Elleşmeyin bana orada. Şey inerken durmadan. Oğlum daha çıkmayın. Tamam daha çıkmayın. Daha çıkma. Daha görüyorum adamları ben. Daha çıkıyorlar beyazlar etti. Burada bekle. Solda çıkıyorlar, telefonla bakıyorum. Soldaki daha gördüm. Çocuklar ilerideki daha da soldalar şu an. Çocuklar bir susun Allah aşkına ya. Çocuklar soldaki daha da hepsi çıkıyor. Sakin. Dediğim gibi yapacağız, tamam mı? Patron dağdan aşağı inerken elleri kaldır indir yap, düşmezsiniz. Tamam. Şimdi biz buradan şurayı kayarsak. Bu arada şu an ihtiyacını giderdiği için. Patron önümüzdeki damlara bize bakıyor galiba. Aynen. Baksın ya, baksana yazar babacım. Bir durun la, bir susun la. Çocuklar şimdi iki seçenek var. Biz sol taraftan inersek bunlarla patlama ihtimali çok yüksek olduğundan. Şu önümüzdeki köprü var ya, bu köprünün altından karşıya da geçebiliriz ha. Sonra oradan sol yap ama karşı dağda adam var mı işte o biraz meçhul. O da koşacak çünkü. Karşıdaki dağ da koşacak. Karşıya mermi gidiyorsa patlayalım patron, mı? Karşıdaki patron karşıdaki dağda biri varsa zaten geçersek. Evet o varsa sıkıntı yok. Bizi high ground'dan alırlar direkt. Aynen. Çok sıkıntı. Bunları düşürmeden gitmemiz çok sıkıntı patron, olur. Bak önümüzdeki dağda adamlar var. Düşürmemiz lazım karşıdaki dağda da adamlar var. Hep işte, aynı yerde koçum. Bence bir yanda sıksak. İşte biz şu an buradan aşağı inersek yani anladın mı? Soldakiler gelecek. Patron mesafe önemli mi? Mermi gitmez. Tam gitmezse inelim aşağı. İndirmeyelim biz bunları o zaman.
Onlar daha da girmeyelim de oğlum. Patron. Alan gelecek. Söyle. O 10 kişiler. 10 kişiler. 10 değil, daha fazla. Daha fazla, daha fazla. Belki daha direkt fazla. Görünmüyor. Şu an sıkamayız. Gitmez oğlum. Bu maviler yok zaten arkada. Alt taraftan direkt. Düşerek ölmemeye dikkat edin. Çekilsene. Evet, ben de öyle diyorum ama karşıda da adam var. O 30 kişi vardı ya, onlar orada şu onlar an. Onlar bizi bekliyor. Yok patron, onlar ayrılmadı mı? Tüvürük atıyorlar şu an. Yok yok onlar. Patron bence ne yapalım biliyor musun? Söyle. Alan daralmaya başlayınca şuradan koşalım, karşı dağı alalım. Tamam, ben de öyle diyorum ama o 30 kişi oradaysa ne yapacağız? Mermi gidiyor mu bakayım. Patron ben kendim feda değil mi şimdi? Yok yok. Tamam. Patron mermiyi deneyelim hepimiz. Deniyorum. Yok yok denemeyin oğlum, gitmez. Deneme. Oğlum deneme, o kadar mesafeden gitmez. Çocuklar bak, ben yüklendim mi ağır bağırırım ve ağır söverim. Susun o yüzden. Susun. Susun bak lütfen. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum çünkü oğlum. Sakin, niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Onlar buradan oraya mermi gitmiyor değil yani. Bu bilimsel bir şey, gitmiyor. Bir durun. Zaten gitseydi biz buradan mantıkken şu karşıdaki dağ tarafına gideceğiz. Çünkü soldan inersek bunlar bize patlayacak. Biz çok kötü yerdeyiz. O dağ bizden yüksekte. O yüzden biz direkt şu köprünün altından basıp mavi kıçımızı alıp sola devam edeceğiz. Bence de. Aynen, en mantıklısı o. Sola gidersek bu adamlar karşı bize... Karşı dağda da adam var ama patron. Ya var oğlum da, mavi geldiği için o da zaten koşu yolunda gidecek. Biz biraz daha bekleyip basacağız. Abi. Bekleyip basacağız biz. Okey okey. Şimdi o adamlar da soldan gelecek. Bak şu elektrik direği var ya, kırmızının tam başladığı yer. Evet. Bu takım oraya gidecek. Biz sağdan gidersek kırmızı yer şu tarafta kalıyor. Yani beyaz ev var ya. Büyük ihtimalle karşımızdaki düşmanlar da beyaz evde. Net oradalar bak. Patron, şurada adam var. Şurada adam var. Bilmiyorum hiç. Şu nerede adam var? Elektrik şeyi var ya, şu tam altta işaret. Tamam işte ha, o soldakiler şurada de onunla patlar. Daha iyi işte. Maviler var. Aynen. Tamam, efsun o zaman. Tamam, öyle olması. Aa evet. Patron şimdi şöyle. Biz bekleyelim. Aynen benim dediğim işte. Mavileri patlasın. Mavileri patlasın. Biz de buradan ayı alalım. Oradan sağdan basalım. Ama şöyle işte. Şöyle bir durum yok mu? Mavinin arkasında kalırsak direkt otomatik atılıyoruz galiba. Hayır. Doğru mu? Evet öyle, evet. Ha işte o, çok iyi koşmamız lazım. Evet, patron şöyle yapalım o zaman. Şimdi soldakiler direkt kapışacak ya zaten. Onları evet, aşırıdan evet, direkt yapacağız. Evet. Biz de sağdan direkt basıp hayı alıp kırmızıya L'nin i̇şte arkasından koçum girelim. Tamam, zaten öyle yapacağız mecburiyeten. Ama şu an beyaz evde o daha demek ki 30 kişiler var. Sana diyeyim. Şu dağın arkasında da adam var. Şu ağaçların olduğu yer var ya bak. Aynen, evet. O orada adam var. Azerler orada. Büyük ihtimal onlar. Anladın mı? Sıkıntı burası yok. Burası bizim patron. Bu bizim. Bu el bizim. Çünkü keşke biz yolun ortasında kalma ya ihtimalimiz var. Çünkü sol taraftakiler daha karlı. Bak keşke oraya çıksaydık. Onların yerlerinde çok o şey var. Materyal var. Bak köprü var, ağaç var, siperlik yeri var. Ama bak bizim yerde yok. Biz çok açığız. Biz hemen köprü patron. Bu sol tarafımızdakiler zaten mavilerin karşısına çıkacak. Çünkü düz çıkacak, çıkacak koşmak zorunda işte. Adam da adam kalacaklar. Ya yani neyse, her türlü şu köprünün altından gideceğiz. Bizim yolumuz sağ. Koşarken düşmeyin beyler. Hatta düşmemek için bence şimdiden şu köprünün başına inelim. Çünkü bunlar bize patlayamaz. Elleri kaldır, elleri tamam, yavaş, kaldır. Yok onu yapma ya. Ne alır ne almaz. Ben böyle inerim oğlum. Hayatım elimi tut. Oğlum ne lan penguen gibi. Allah kayacağım, tutun beyler koluma gelin. Bence hayda kalalım. Burada, patron burada kalalım. Burada kal bak, burası güzel, aynen burada kal. Karşı dağlara bakın da adam falan gözüküyor mu bir bakın. Patron dürbün vereyim mi? Ya gerek yok ya. Dürbün nereden buldun? Dün devlet şey dağıtıyordu. Ya, devlet dağıtıyordu. Devlet çekilişinden kazandı. Adam vuracak olan sensin Kerem. Bekleyeceğiz. Patron yok, burası andır gibi bir yer ya. Şimdi beni dinleyin. Ha. Buradan ha kırmızıya kadar, tamam mı? Bak dağ ha tarafından koşarsak eğer beraber oyna, tamam bir 3 dakika beraber sürecek. 3 dakika sürer tahmini. Çünkü duracağız, zıplayacağız, atlayacağız. Eğer bizi dallarlarsa çok sıkıntı. O yüzden şimdi ben ne yapacağım? Arhan'ı son 4 dakika kala bu dağa götüreceğim. Gitsin tek başına evet baksın o dağın oraya. Eğer ölmezsen bize katılacaksın. Tamam oğlum? Patron, beyazlar tamam. Patron bir dakika dur. Beyazlar mecbur inecek. Yok yok, o beyazlar bize fightlayamayız zaten. Beyler bir çekilin, çok beyler bir çekilin. Patron beyazlar kim? Onlar başladı fight'a. Arhan patron, beni dinle. Arhan geç karşıya koş. Oğlum, patronu, koş. Patronu. Sadece Arhan koşuyor, siz durun. Arhan git oğlum karşıya şimdi, oraları komple çek et. O dağın en tepesini, ağaçlık yeri. Sakın Arhan sıkma bak, sakın sıkma. Patron dürbün verdim. Tamamdır. Arhan bir şey söyleyeceğim, sağdan aydınlat olarak gitti sağdan. Beyler tamam, yasak tamam normalde, yasak yasak. Normalde yasak, burada yasak değil işte. Tamam, ben arkadaşlar sakin, sakin. Koş Arhan, koş 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 koş. Çok hızlı dağın tepesine çık şimdi soldan, çabuk. Sağ yapma, sol çık. Dimdik çık şimdi hiç. Heh, şu an direkt çık. Tamam bekleyin. Ne? 10 saniye kala, 10 saniye kala Arhan'dan gelen info ile karşıya gideceğiz. Al şunu.
Çok iyi taktik oldu. Arhan'ı yolladım. Bakayım şimdi bir söylesin bize infoyu. Patron yaşıyorum. Yaşıyorum hala. Tamam görüyorum. 5. Yaşıyorum. Durun kimse bir Arhan yok. Konuşsun durun. Abla biraz kimse yok, diye kimse yok. Hiçbir her yere bak. Her yere bak. Gir gir aşağı nereye in biraz gidiyor? Ağaçlık olan yere bak. Tamam. Gibi oğlum, tamam oğlum. Nereye gidiyorsun sen? Aşağı bakıyorum. Bak her yere bak. Çocuklar çok iyi. Direkt karşıya koşacağız tamam. Patron trafanın dolu doğru, dolu bu arada. Trafanın dolu. Aynen onlar fight. Onlar bir şey bir dakika çocuklar bir sessiz. Trafanın önünde maviler var. Ekip bastı oradan. Ama orada biri uzak zaten. Orada biri uzak. Şu koşan Arhan mı? Evet patron. Bir dakika bir susun şimdi bir sus. Arhan bende kal. Arhan nedir oğlum? Söyle son şeyini. Trafonun orada ortalama 25 kişi var onun dışında. Bu daha tamam bana rengini var. Söyle. Turkuaz mı? Turkuaz. Evet aynen. İşte bu tamam istediğim oldu. Şimdi ondan yavaş yavaş gideceğiz tamam mı? Yavaş çünkü biz buradan koşana kadar maviler alacak. Söyle. Patron şu dağın arkasında bir tane ev var ya. Tamam. O ileride de bir ekip var. Tamam kaç kişi tahmini? Göremiyorum. Hadi yürü çocuklar çünkü takip. Mavi daraldıkça biz dik açı koştuğumuz için mavinin içinde kalırız. Koşun şimdiden. Koş 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 koş. Aferin Arhan geliyoruz. Lan tır çarpmasın dikkat edin. Düşsenize tır hepimize Van Diyarbakır Mardin atıyor. Bas bas bas. Aferin Arhan her yere bak her yere bak. Bir daha bak. Yukarı bakacağım. Soldan soldan çocuklar soldan. Sesim geliyor mu? Çocuklar bence en mantıklısını yaptım chat. Ne diyorsunuz chat? Akıllıca hareket yaptık. Tamam bu dağda kalın şimdi. Oğlum ya arka dağda adam varsa? Şu dağın arka... Baktın mı oraya Arhan? Arhan şimdi sana bir görevim var. Aynen oraya çık şimdi koş. Koş 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 koş. Biz gitmiyoruz çocuklar Arhan gidiyor. Burada bir araba var. Mavi bir araba var yukarıda bir tane. Mavi mi? Dikkat et. Sen bir git bak. Ben ölmeye gidiyorum. Sen ölmeye git. Orası sarı alan. Bakın burada çok burada kalın. Burada kalın. Yukarısı tertemiz kalbim gibi. Yukarısı tertemiz. Çok güzel yerdeyiz. Gel işte bu. Kal burada. Bekle. Patron şimdi, gel ben söyle. Ağaçlarını oraya alalım. Ağaçlarını oraya aşağıda. Tamam. Neresi lan? Patron bir yanıma gelin. Şuradaki adamı göstereyim. Bak şurada ekip var. Bak, oğlum çok yukarı çıkmayın bence. İnerken düşeceğiz. Mavi alan hemen gelecek bak. Patron, Kenan yanlış yere gidiyorsun bu arada. Geri gel bence. Geri gelin oğlum. Oraya gitmenin bak, bir anlamı gelin, yok ki. Ağaçların oraya gitmenin bir anlamı var mı? Sağ taraftan adam rushlarsa? Cover alırız diye diyor. Patron. Bence mantıksız. Orada ekip var. Orada ekip var. Oraya gitme gitme. Sen gel oğlum bir telsizi bir temizlesene. Boş beni bir dinleyin ya. Gel abi ölürsek de benim infonla ölelim. En azından kimse birbirine kızmaz. Patrona küfür edersiniz. Gel buraya. Burada kal abi. Zaten şurası mermi geçirmiyor. Buraya mermi yetişmez. Yukarısı temiz. O ağaç bir anda koştu mu haydayız. Direkt hepsini yok ederiz buradan. Zaten sol taraftakiler birbirine patlamayacak mı? Gene haydayız. Fix. Gel patron, burada bak, kal. Şurada adam var. Bak adam gördüm. Aynen oraya gitmek. Aşırı mantıksız o ağaçlara gitmek. Kesin öldük. Burası çok iyi. Şu tarafta kal bekliyoruz şimdi. Aşağıda. Koştu az önce belki. Tamam daha işte onların ikisi birbirine patlayacak. Orada da mavi üstlü bir ekip var. Biz 5'te kalacağız tamam. Tamam trafonları son 5. Hadi chat. Trafonları son 5. Arkadaşlar Fortnite oyuncusunuz ya. Trafonları son 5 sürü var ya. Yok yok. Yaptırmadın mı? Onunla yerim arası bir şey var. Tamam şu an sessiz olma vakti. Şu an yapacağımız şey belli çocuklar. Mavi başlayınca bize yakınlaştığında hafif hafif koşmaya başlayacağız soldan. Bir araç çıkıyor burada. Ne ayak lan o? Sivil ya o. Maviler bekliyor. Kırmızıya çocuklar şimdi ileri vadeli infoyu söylüyorum. Atıyorum kırmızıya girdik. Yani şu açıdan girdik. Tam benim baktığım açıdan. Ne yapacağız biliyor musunuz? L tarafını alabiliriz. Çünkü sol tarafta adam gelecek. Sağdakiler de birbirine patlayacak. Belki ama L de ölüm ya. O L çok açık bir yer ya. Şu trafo patron L'yi L ekip telefonu koştu ya. Telefonu koştu mu ekip oraya? Evet. Patron bak şu ara var ya şu onlar oraya karşı taraftakini bekliyor. Patron bir şey söyleyebilir miyim? Onlar aynen, bilir. Mavi'ler karşı taraf bekliyor. Şuradaki adamların bizden haberi yok. Direkt arkadan patlayabiliriz. Beyazları göremiyordum. Trafodakiler. O da olabilir. Ben de onu düşünüyorum. Zaten şu ya sola patlayacağız. Beyazlar gitti bu arada bence. Çocuklar bir info daha veriyorum. Bir info daha vereceğim. Sol tarafta trafo sus oğlum. Trafonun oraya bir ekip gelecek tamam mı? Olmadı biz o ekibe patlayalım. Alayını vurup L'ye gitmeyelim. L ölüm. Şuradaki şeyi gördünüz mü? Çıkıntılar var bak. Ağaçlar var. Orayı biz alalım. Şu an trafodalar zaten. Mantıklı. Tamam okey. 2 dakika kaldı. Nereye patron? Şu an değil şu an değil. Geldiğinde patlayalım. Şu an patron, ölüm olur. Patron bir info daha vereyim. Söyle. Bak şurada bir ev var kulübe. Orada tamam. Da ekip var. Şu trafoda tamam. Da var. Arada i̇şte sıkışırız. Sağdan gidip L'ye gitmeyeceğiz zaten. Amacımız trafodaki ekibe patlayıp trafonun güvenliğini kendi üstümüze alıp diğer adamlar fightlayınca evin yakınına gireceğiz. Son olan circle'a. Sonra hepsini öldüreceğiz.
Patronum tamam. Şöyle bir şey var. Evet, adamlar evet, şu an hemen red zone, şey kırmızı alanın yanında ya. He. Oradan diye kırmızıya geçip hani hiçbir şey yapmadan bize saldırabilir. Aynen. Dur ne yapıyorsun ya? Patron bir dakikamız anladım. Var. Bir dakikamız tamam, var. Tamam oğlum dur acele etmeyin. Adamın dediği de doğru. Hadi nereye gidiyorsun? Şimdi durma şimdi yayınım ateşi alalım. Ya. Yavaştan gelin. Yavaştan gelin şimdi. Yavaştan gelin. Çok yavaş ama. Çok koşmana gerek yok. Çok koşmana gerek yok. Patron şu beyazlar ne oldu? İşte dur bekleyeceğiz. Şu an basmak mantıksız. Bekle dur basma hemen. O beyazlar galiba buranın arka tarafından gelecek. Evet gelecek. Bunlar herhalde köprü dur. Altında pusuyorlar. Dur burada. Ben trafoya gelen adamlara patlama taraftarıyım. Çünkü sağa gitmek ölüm. Patron onlara... trafo girdi. Patron nereye kırmızı girdi? Alana girerlerse ne yapacağız? Şimdi trafoda da adamlar zaten. Sıkacağız. Patron biz sıkamıyoruz kırmızı alana. Sıkabiliyoruz. Biz girmezsek sadece, içeriye yok, sıkamıyoruz. Sarı alanda sıkamıyoruz. Tamam sakin. Koşacağız oğlum işte direkt patlayacağız ya. Tamam. Koşalım yavaştan hadi koşun şimdi. Hadi buradan koşalım. Sağdan koşalım. Sağdan koşun. Ben önden gidiyorum. Mecbur abi sağ taraf. Dağılın beyler dağılın. Aynen yaylım ateşi çocuklar. Birbirinize girmeyin. Yaylım ateşi. Sağ sol orta. Heh. Oraya en sağ niye gidiyorsun bu arada Kenan? Baraja dikkat edelim. Kenan trafoya patlayacağız. Trafoya patlayacağız oğlum. Kenan nereye gidiyoruz oğlum alo? Bana gelin patladılar. Kim patlıyor? Patlattılar oraya. Patlasınlar. Bekle. Burada bekle. Gel benimle bak burada bekle. Alan geldikçe basıp son takımı temizleyeceğiz. Hepsini zırhı geçecek. Alan bitti. Tamam ortada. Patron beyazlar çıkınca patlayalım. Tamam. Alan daralıyor. Tamam bekle. Alan daralıyor. Sakin. Bunlar haberi var bunun yüzünden. Kulağın bende herkes olsun. Ayrı ayrı patron burada ya. Mısın? Buradayım. Burada mısın? Şimdi şu sağ taraf var ya kırmızı taraftan. O sağ taraftan basalım. Arkamıza gelirse? Arkamız şöyle. Yok boş arkamız yok. Arkamız boş. Öyle mi? O zaman tamam doğru söylüyor. Tamam gel doğru söylüyor. Sağdan gel. Trafiği boş ver. Arkamız inşallah boştur. Arhan baktı komple boş patron. Hayır oğlum Arhan oraya bakmadı ki o beyaz eve bakmadı ki Arhan. Bence burada biraz duralım öyle girelim. Ne diyorsun? Biraz şurada tamam, duralım mı? Duralım. Burada biraz durun. Yaylım ateşi hoca. Patron en azından şu köprü. Gittiğimiz yerde iki kişi birbirine girdi. Tamam girsin. Patron, daha iyi. Sol tarafımız. Bence de köprü altı patron gel. Koş. Patla köprü altına gir. Patron solumuz bizi yürüyor şu an trafolar. Sol taraf beyazlarla girdiler. Solda fight çıktı. Atlat. Tamam sol fight çıktı. Telsizi temizle. Sol tarafta fight var. Burada kal arkamızı çek edelim. Sonra sola patlarız. Çok iyi yerdeyiz lan. Patron bence L boş. L'yi alalım. L boş. Tamam gel. Kenan sol tarafımızda adamlar yavaştan geliyor buraya. Takip et. Boş. Bence de biraz zor ya. Alan dışına sıkacağız tamam mı? Rakip görünce alan dışına sıkın. Gel yanıma. Sağ taraf boş mu bu arada? Gel yanıma. Bilmiyoruz patron. Kenan buranın yarısı sıkıyorlar patron. Yayıl. Nasıl sıkıyor oğlum? Önde kalma geriye gel. Önde kalma. Tamam merak etme. Çıkın çatılara sıkın oğlum. Çıkın çatılara. Bir kişi arkaya baksın. Arka bende. Patla deli oğlu. Pembeye girme. Geri gel. Sakın pembeden sıkma. Kırmızıya gir. Arkaya bak. Herkes arkaya bakıyorum. Arkaya bakma. Tamam. Arkaya bakmıyoruz. Direkt bu adamlara fokus. Arka var. Kaç tane var arka? Var diyor. Arkaya patla. Arkaya patlayın. Bırak. Bizim aynen buraya patlayın. Siloya patla. Yaklaşıyorum ben. Birbirinize sıkmayın. Başlayalım patron. Bence rush atalım bunlara. Rush at yoksa ölürüz. Rush at arkası gelecek. Bas deli oğlu bas bunlara. Bas. Rush at. Çocuklar basmanız lazım. Basın. Cover'da kal. Pembeden sıkma. Oğlum, Sol geliyor. Gelemez. Onlar pembeden sıkamaz. Açılması lazım.
pembe de değil zaten. Beni dinle, beni dinle. Bas bir anda, bas bir anda. Bas, 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 bas. Bir anda bas, bir anda bas, bir anda bas. Zırhını bas, adamlara bas. Hadi. Bas oğlum, yok et jilet. Yok et oğlum. Vur, 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 vur. Hadi düştü 2, düştü 3. Bas oğlum. Yaylım ateşe atalım bak. Tek yerde kaldık, tek yerde kaldık. Dağılarak, dağılarak, dağılarak sıkmamız lazım. Dağılarak sıkın. Helal. Çocuklar basmamız lazım bu arada. Soldaki ekip bak, bu ekip, bu ekip. Biz basmamız lazım bizim. Tamam. Helal. Çık çık çatıya çık. Karabenin. Oraya çıkma, oraya çıkma. Kaçtı kaçtı kaçtı. Helal hayatım. İki düştü, iki düştü, iki düştü. Aferin. Oğlum yazsak mı? Ablamız yok edin. Ateşi kes, ateşi kes, ateşi kes. Gel buraya. Üçlü silo gel, üçlü silo gel. Üçlü siloya gel. Gel gel. Önümüzde adamlar var, bunlara basacağız. Tamam tamam tamam. Şurada da var. 2 düşün. 2 düşün. Bir sus, bir sus, bir sus. Durun durun çocuklar, susun. Herkes susun. Önümüzden 4-5 kişi geldi. Onları kapatacağız, tamam mı? Tamam 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 tamam. Çok iyi be, sabah oldu. Çok iyi oldu şu ya. Oh ya. Ne yapacağız? Kenan arkaya çek. Biraz bekleyin. Çocuklar beni dinle. Biraz bekle. Sıkmana gerek yok. Az bir bekle. Az bir bekle. Az bir bekle. Az bir bekle. Susun oğlum. Susun oğlum. Susun. Susun. Oğlum ateşi kes. Ateşi kes. Görmüyor. Gel buraya. Zırhını bas. Mermini kontrol et. Aferin, çok iyisin oğlum. Şey yapma, öldür. Sakin abi, sakin. Sakin. Beni dinle, bak Sayron üstüne çıktım, duman ettim. 3 kişi buldum oradan. Çıksanıza. Dur hayatım, bir saniye. Hayatım, info vermeyin abi, ya. Bir susun. Abi. Abicim bak, konuşmayı bir bırak ya. Kenan'la ben konuşacağım. Çocuklar lütfen. Saçma sapan konuşuyorsunuz bak. Bekleyin biraz. Adamlar sıkışmış zaten. Kenan, bu öndekileri yiyelim mi? Sus, bir dakika. Efendim, patron. Yiyelim mi arkadakileri? Yok, yok, yok. Bir saniye patron. Biraz daha, biraz daha. Tamam, tamam. Var, var, var. Ben elleri kaldım. Zırhınızı kontrol edin, zırhınızı kontrol edin. Düştü, düştü, düştü. Helal, helal. Tamam, tamam. Unuttur kendini oğlum, bırak bassın buraya. Unuttur kendini, sıkma, sıkma. Unuttur kendini. Kime sarı, kime sarı, bana bir tane zırhım kaldı. Kenan, biri daha düştü. Al oğlum, veriyorum. Sola geçiyorum. Hadi göster beni, unuttur kendini. Bak, ikiz ayağımız var, daha fazla veremeyiz. Arka var, arka var, arka var, arka var, evin orası var. Burası da var bizim. Silo üstüne çıkma, arka taraftan ölürsün. Al oğlum, al bir tane. Sonucuyu veriyorum. Sağ ol patron. Memnun musun Kenan? Bir dakika, bir dakika. Patron, D'ye dönelim, D'ye. Ne verdin patronu? Tamam. Gel L'ye, gel L'ye, gel L'ye. Dön L'ye, dön L'ye, dön L'ye. Pembe alana giriş yapmayın, L'nin köşesine durun. Pembe alana giriş yapma, L'nin köşesine. Patron soldan atacak veriyorum abi. Ya bırak mavileri, boş ver, gel. Bırak mavileri. L'nin köşesine durun. Aynen aynen, arka taraf öldü zaten oğlum. O yok artık öyle biri. L'nin hydrantı var, L'nin hydrantı var. Beni dinle bak. Pembeden sıkma. Çocuklar sakın pembeden sıkmayın. Al, al, al. Çok yakın. Al, al. Yok sıkıntı sıkıntı, çatıya çıkma bence, çatıya çıkma. Önümüz çok açık. Çıkma çıkma, göster. Helal. Bakın şey söyleyeceğim. Önümüz çok kalabalık. Saylı'yı bırakmamamız lazım bak, arkası bomboş. Saylı'da sıkışırız hayatım, çok sıkışırız. Hayır, pembe açılınca direkt evin oraya gireceğiz. Arkaya almamız lazım. Arkaya. Yeleği fazla olan var mı arkadaşlar? Gel Silo'ya, tamam gel Silo. Gel 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 gel. Silolara gel. Solda geliyorlar baba, biliyorsun. Patron direkt aslında şunlara da bak, beni dinle. Arka ekip pembeden sıkamayacağı için L'ye gelmesi lazım. Sıkıntı yok. Şu öndekileri bir basalım, alalım bence Kenan. Bence de aynı şekilde. Bas bakalım. Bas şunları bitir ya. Bas şunu bitir ya. Bitir. Kim lan bunlar? Bas şunu bitir. Bas şunu. Çıkaldı. Bas 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 bas. Patta 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 patta. Tüplere yaklaşma. Yatır 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 yatır. Tüplere yaklaşma. Tüplere yaklaşma. Bas bas. Helal. Bitti 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 bitti. Burası bitti, burası bitti. Tertemiz. Tamam, sakin ol, sakin ol, arkası var. Sakin ol, arkası var. Kimsenin üstüne bağırmayın. Kimsenin üstüne bağırmayın. Sakın. Gel buraya. Gel buraya. Mermini hallet, zırhını hallet, son takım hadi. Mermini hallet, zırhını hallet. Arkadaşlar yere 200 tane mermi attı. Çocuklar bir susun bak, Allah aşkına bir susun ya. Lütfen ya, adamı soyacaksın içeri. Vur şunu, vur onu, yatır onu. Yatır şu arkadakini, yatır seri. Tamam, buradan pembeye gireceğiz.
abi. Oğlum sen çek etsen orayı. Çek et orayı, adam olabilir. Arkasından bize sıkı mavilerden biri kalmış. Çocuklar artık bırakın şu mermi zırh işini. Çabuk bırakın artık. Tamam bırak. Beni dinleyin. Bak duvar bizden yana. Duvara yapışın. Yapış duvara. Çanakkale cephesi gibi. Gel kardeşim. Kal burada tamam. Duvara yapış, göster, duvara yapış. Göster. Tamam. Yapış duvara. Şimdi pembeye koşacağız değil mi? Çocuklar. Patron ben suluya çıkıp telefon alayım. Telsizi temizle, telsizi temizle. Patron emri telsizi temizle. Şu an patron, biz pembeye patron koşacağız değil mi çocuklar? Evet, birazdan. Tamam. Evin orayı alacağız. Kırmızı alan dışı sıkıyor bize. Böyle bir şey var mı? Onun patron, atılması yani, lazım bu arada. Patron ben suluya çıkıp info vereyim mi? Hayır hayır hayır. Olamaz. Çıkmak ölüm oraya. Tüplere dikkat et, tüplere yaklaşmayın. Tüplere yaklaşma, tüplere yaklaşma. Bana gelir misin? Şu duvara gelsene. Tamam, ben savcılığa bildirdim kırmızı alan dışı sıkanı. Arkadaşlar beni dinliyor musun ya? Burada bir patron var değil mi? Şu duvara lütfen bir yanaşır mısın? Buradan basıp pembeye koşacağız. Hadi bir dakika kaldı, gel. Tek bir şey istiyorum sizden. Bizden 8 kişi şu solda ev var ya silonun önünde oraya. Diğeri de madde evinden iki taraftan alacağız. Sol bek, sağ bek. Adamları gördün bak, gördünüz mü? Nerede? Baba karşıda bak bak bak, iki evin ortasındalar. Tam karşılar. Gösterme. Tam gösterme. Gösterme. Bir anda patlayacağız. Bir dakika. Modi yatalım hadi. Modi dikme. Modi dikme. Gel. Ya sıkma. Sıkma bir yere. Sıkma. Yat artık şu. Yat buraya. Yat. Sakin. Sakin abicim ya. Biraz sakin olun ya. 15 saniye kala basıyoruz. Patron galiba 1v1 kaldık ya. Evet öyle. Evet. Hadi. Patron 22 kişi saydım şu an. Patron şu an 27 kişi 3 zayiatımız var. Beni dinle. Bak beni dinle. Arkadaşlar beni bir dinle. Sayımız çok iyi. Oğlum Allah peygamber aşkına susun. Bak değeriniz neyse onun için susun. Bir durun ya. Çocuklar biz 25'in üstündeyiz tamam mı? Karşı ekip iki evin ortası tarafında. Bir ekip soldan gitsin. Bak ben ve sol tarafım. Benim sağ tarafım şu taraf sağdaki madde evine doğru gitsin. Hepsini ortaya alalım Turan taktiği. Hepimiz bir yerden gidersek var ya patates ederler bize. Çünkü kaç kişiler bilmiyoruz. Ya kim şu bize? Niye adam aldın? Gelsene buraya niye adam aldın? Ya tamam bırak takılsın şu anda çok işin. Kenan. Tamam sakin. Karşıda da bir tane ekip var onlar da 20 kişiden fazla. Nasıl? Bak madde ekibi var ya. Yok abla ya vuruyorum ölmüyor. Yok abla kalkamaz ayağa. Onlar susun susun. Abi susun Allah aşkına susun ya. Konuş oğlum sen ha. L'ye gittiğimizde patron bizim karşıda baktığımızda. Oğlum bir sus. Son 20 saniye kaldı patron. Karşı tarafta 20'den fazla biri var kişiler vardı. Nasıl oğlum o zaman sağdan gidelim biz. Sağdan gelin hadi. Yavaş yavaş gideceğiz. Hazır mıyız? Modi, Kenan. Modi. Patron üçlü silodan gelmen lazım. Gelmen tamam hadi. Üçlü silodan gideceğiz gel. Üçlü siloya gel. Silo abi. L'den basıyorlar. L'den basıyorlar. Üçlü silo kavram. Üçlü silo kavram. Gösterme. Bu çatı ablakası. Bu çatı. Dikkat et. Sol sağa basın. Sol sağa. Aynı yerden sıkmayın. Çok sıkıntı burası. Mavi. Hepsine vurdum lan. Alan geliyor. Şurada. Ben bas deyince basacağız tamam mı? Patron maviler yapıyor. Sağda. Düşün. Onlar da sıkıyor. İkisi de sıkıyor birbirlerine güzel. Alan geldi. Basacağız şimdi gel. Direkt sağdan tamam mı? En sağdan bas şimdi. Basacağız. 3, 2, 1. Bas! Zor biraz. Ulan çok kötü kaldık. Çok kötü kaldık be. Çok kötü kaldık lan. Oğlum bu adamlar kaç kişi? Bunlar kim lan? Bunlar kapital mi? Kim bunlar? Bizim ilk L'de fightladığımız takım bunlar mıydı? Ha? Oğlum bunlar nereden geldi 30 kişi lan? Ay bir de çok erken girmişler. Ne hareketmişsin eve? Nasıl? Çok erken girmişler eve. Evet.
Ben anlamadım abi, bunlar nasıl ölmüyor lan? Bizim L'de fightladığımız takım bunlar mıydı? Bunlar nasıl 50 kişi oğlum? Neyse, ne diyeyim abi? Yok, Azeller şeydi, turkuaz olanlardı bizim düşürdüğümüz galiba. Allah Allah. L'den sıktılar bizi, evet. Lan biz bu takımı hiç görmedik. Bizimkiler içeride kaldı galiba. Aslında biz var ya, eve basmayacaktık, yanlış yaptık. Biz direkt L'yi basacaktık. Ama çok kişiler. Yani ben 30 gördüm yani. Maddi seviye alt ve üstü kilitlenecek midir? Ne alaka lan? Neyse. Ne diyeyim yani? Bunlar kim belli değil. Ya Kapital ya şu Grand neler mi bilmiyorum. Kapital de olabilir. Çimenin içinde yattılar full ondandır diyor. Aynen. Ben bu kadar bir ekip beklemiyordum yani. Şu ama an. Ben sağdan gittim. Tek başımaydım. Öldüm. Kimse gelmedi. Normal yani. Ne diyorsun hayatım? Ne alakası var onunla? Adam 30 kişi görmüyor musun? Hayır. Biz de 30 kişi. Tamam hayatım, adam L'yi almış. Nasıl alalım? Tamam, nasıl basalım adamı? Sağdan gireceğim. Sağdan giremedim. Kimse gelmedi. Evi bastınız direkt. Nasıl evi bastınız? Ev bastınız. Hayatım zaten ya sağa gideceğiz, ya buraya gideceğiz, ya L'ye basacağız. Bak arkam alan. Ya burayı basacağım, adam zaten L'de. Mecbur yani, alana sıkıştık. Bu arada bunlar erken girdi ama söyleyeyim. Dur bakalım şimdi ne olacak, bir konuşalım, görelim. Kaybettik, kaybettik aynen. Ben bu kadar 30 kişi burada beklemiyordum ya. Net win diyordum biz yani. Şş, Azerleri iyi bastık ha. Onlar Azer miydi lan? Neyse. Ne diyelim? Allah'tan silahımız gitmedi. Silah gitse var ya kafayı yerdim ha. Baksana adamlardan hiç düşen yok ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bu adamlar hiç mi düşmedi abi? Bu ne lan? Allah Allah. Çallara sık, çallara sık, çallara sık, çallara sık. Neyse. Biraz gun RP zevki aldım Allah'tan da. Dur bakayım. TT atıyorlar. Kim bunlar? Kapital değil mi? Kim? Evet. Tamam. Aç bakayım TT attığı yeri. Tamam bir dakika. Fatih abi Galata'nın fotoğrafı bir baksana Fatih abi. Dur bakacağım şimdi bir saniye. Ne bir protez vakası var gibi ya. Bakayım. Beni de oğlum, iki mermiye öldürdüler. Tek attı abi bak, kaydını attım oraya. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Bu ne ya? Şuraya bak ya. Oho! Böyle oynayacaksanız oynamayalım hocam. Şuraya bak bak. Chat dikkat kes. Chat şimdi evet, size evet. Soruyorum. Ben malım. Ben geri zekalı aptalın tekiyim. Bu ne hocam? Bak bak. Bak. Alo. Peki bir tane yiyor bak. Tak gitti. Buyurun abi. Oo. Abi bu arada öncesi var abi. Atabilirim. Bak tak. Trash attığı yeri de açalım. TT de var abi. Yayını TT aç. Bende de var abi. Geliyorum bir saniye. Benim ölüye kilitleniyor vuruyor. Oğlum adamlar 30 kişi nasıl ayakta? Oğlum bizim bir şey diyeceğim. L'de ilk başta fightladığım silolara gitmeden önceki ekip bu ekip değil miydi? Yok. Kimdi onlar? Onlar farklı ekip abi. Bizim onlar farklı mıydı? E bunlar nereye pusuyordu oğlum? Alanda adam yoktu başka? Abi bunlar şeyden geldi büyük ihtimal. Madden diğer tarafından geldi. Oğlum diğer tarafından nasıl gelebiliyor? Arkamızdan bunlar L'den geldi gibi gördüm. Abi bunlar beyazlarla fightladı ya. Allah Allah. Beyazlar fight'ten bunlar değil. Beyazlar fight'ten zırhlıydı. Orta kasaba tarafından geldi bunlar ya. Başka ne var? Abi ben de var. Canım yüzken bir anda tek. Aç bakayım. Üç katya satmayın mi? Dur oğlum bir can girdi o izlesene be. Oğlum bu ne lan, siz içeriden mi fightladınız? Evet. Burada ne var?
Kapital geldi. Ses duyuyor mu arkadan? Bebek sesi geliyor. Aynen, ezmez diyorlar. Her şey diyor. Bu ne abi? Velet bunlar gene. Guzman Vol 2 anasını. Düştü diyor. Guzman da olabilir bunlar, biliyor musun? Sus bakayım bir. Düştü. Dur susun. Kapital geldi. Yatacaksın aşağı. Yatacaksın aşağı. Eşek ol. Kapital geldi. Yatacaksın aşağı. Ver abi şunun desteği diyorum. Eşek diyorum. Ver abi gel benimle desteğe gel. Bütün silahlarımızı versinler bize. Bu arada patron, ben de iki mermi öldüm, bende de po var. Babacım ben hiç desteğe gitmiyordum bu saatten sonra artık hep gideceğim ya. İki po mu var? Ben... Oğlum povu olanlar desteğe gelsin, olmayanlar gelmesin bak. Tamam. Gel. Çıkıt mı açıp gelelim, bizi çekemezler ki. Sohbet bile geçin. Nasıl tamam. Geçemiyorum, geçeceğiz kardeşim, böyle iş mi var destek ya? Destek bekleme yok bir mal yani. Biz miyiz ulan, biz de protest takalım o zaman 80 kişiye. Evet. Tamam, sohbet bile geliyoruz. Ulan ben yayıncıyım, ben TT atmıyorum ya arasını. Ben de tek yemişim ha. Nerede bu destek bekleme kardeşim? Abi bizi benim adam vurdu ya. Azer de desteğe gelmiş beyler. Aha bana protez diyecek. Sıçtık. Selamünaleyküm. Azer Bey siz de mi buraya düştünüz? Ne haber? Eyvallah. Sevme kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam abi hocam, nasılsınız? Daha deminki çok Allah razı olsun kardeşim. Daha deminki fight'te hocam full hile öldük. TT desem var. Trash desem var. Her şey var hocam. Evet abi fark ettim. Fark ettiysen hocam yani böyle bir şey yok ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Bizde bizim de ölüm nedenimiz abi. Bizden en az 25 kişi öldü. Arkadaki şey patladı. Abi bizden onda 25 bir problem kişi öldü yok. Tankerin önünde durmanız sizin hatanız. Onu hocam, direkt ben zaten AÇT'le direkt yazdım. Kral sen niye orada durdun? 25 sana bir şey tankın önündeki de öldü. O şeyin yanında duran da öldü. 25 kişi düştü. Full ya. Ben seni izledim zaten. Full fight'te bir deli olu bir seni izledim. Siz tankerin önünde çok durdunuz. Full kaç kişi öldüğünü gördün mü orada? Evet abi sen, aleykümselam. Bu arada senin kasaba fight'ında bizde tankere 5 kişi öldü bizden. Bir şey yapmıyorlar ona. Durmayacaksın ya kardeşim diyor. Allah çapsın bizde tanker öldük senin o yukarıdaki fight'ta. Can sıkıcı. Evet o çok, çok kapitalle... can sıkıcı. Bana diğer Night 5'in ilk sezonu da bana oldu. Mecbur evet. Yani yapacak. Adam da dedi ki durma dedi. Vada'nın öyle 2 kere ya. Öldüm. Bizde ne oldu biliyor musun? Arka tarafa gidemiyoruz. Hı. Kickleniyoruz gidince. Ya ön tarafa gelemiyoruz. Siz varsınız. Mecbur orada bekledik. Anladım. Orada bekleyince hocam, de tanker bir patladı 25 kişi. Yok yok o çok tilt edenmiş hocam. Yani ya bildiğin 6-7 kişi kaldık. Evet evet hocam haklısın zaten. O biz size sıktık hocam orada. Ben duydum 3-4 tane tanker patladı ama o, işte ben de hep öyle öldüm. Evet. Hocam evet, şimdi tamam. Senin olay tamam mı hocam? Azerhanilerin tamam. Bir şey yok herhalde. Tamam hocam. Abi şimdi senin kayıtları kim izletiyor sen mi izleteceksin? Hocam Kenan da izletir. Ben nasıl izleyelim şimdi bizim çocuklar da kayıtlar. Ben açarım tamam. Abi. Hemen sen açarım. Aç. Sen benim kaydı gördün mü hocam yayında izlediğim? Onu açayım mı? Ben mi abi? Ha. Benim yayını ben abi yayını izlemedim valla. Hocam benim yayına bakalım. Bir girebilir misin ya? Ben şimdi 2 saat burada ekran mekran şey yapmayayım. Dur Galatalı foto. Abi. Ben nerede açıyorum abi lan? Direkt ya. Var bende kayıtları. Ha, var mı? Ta sen direkt var, aç var. Kardeşim. Ya hak neyse olsun canım. Sonuçta bu bir etkinlik. Sıkıntı yok. En azından iyileşicileri falan ne varsa temizlersin. Yoksa bu bir etkinlik yani. Buraya ağlayıp zırlamaya gelmedim. Sonuçta silahı siz verdiniz. Bende bir kayıp yok. Hemen geldin mi kral? Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Emre beni çeker misin? Aşağı bir dakika. Abi ben o an evin içindeydim. TT atanları duydum. O kısma direkt gel istersen. Oradan başlayayım ben. Komple kapital zaten TT atıyordu. Hepsi beraber de. Bu hile kanka. Bu çocuk. Dur, hepsini hemen ekran vermiyor. Destekteyiz. Yayındakiler. Bir ben bir göreyim ona göre. Admin izin verirse vereceğim ekrana. Sen devam et. Tamam daha demin size izlettiğim olay. Adam tek mermiyi ölüyor hocam. Şöyle göstereyim. Açıyorum onunla. Adamlar hemen bir anda 30 kişi nasıl çıktı ya? Bunlar çimlere yatmış galiba. Arkadaşlar bir saniye. Çetim benim, canım benim, aslanım benim. Bekleyelim. Açtım. Aç bakalım. Buyurun. Aç, izlet. Seymen girdin değil mi? Buyur hocam. Girdim, tek mermi ölüyor bak. Bak. Direkt tek mermi ölüyor bak. İzlet. Bir mermi de öldü. Steam ismin ne abi? Bu bizim çocuk 654 galiba ailesi. 654. Aynen. Bir mermi ölüyor direkt. Doğan, çağırıyorum çocuğu bir baksana ona. TT kısmını da göster varsa bizim çocuklar sana hep atsın. Göstereyim onu. Deli oğlu Leo doğru mudur? Doğrudur aynen. Hmm.
Daha çok tek yiyen vardır. Sen Kenan sor bizim çocuklara. Orada alan dışı da bize sıktılar. Shield vuruyor. Shield deli fişek. Bakalım. Sen izledin mi hocam o sahneyi? Bunlar alan dışı sıktı bize sanki. Gerçi kayıt yok onunla ilgili de. Ya zaten İleyhis abi direkt göndereceğiz ya. Ondan ben dolayı... çağırıyorum odamı Seymen. Ben alanın dışına sıktığını göstereyim. Kanka. Özelden ID'sini atayım mı sana, buldum. Yok yok, buldum ben. Ulan kardeşim bu odayı çekmezsen sevinirim ya. Yok yok, ben ayrı odaya çekeceğim. Ha tamam. Sağ yok yok, ayrı odada yapacak abi. Tamam. Orada Azerler 3 tane tank patladı geldim. Ben de abi ben izledim dedim. Aynen, aynen. Azer abi dedim şu an dedim. Yok, klavyeyi ısırıyordur dedim. Aynen, ben onun halinden çok iyi anlıyorum. Ben de 3 Matrix'te böyle ölmüştüm. Çok tilt eder ya. Hocam Can Günova çekebilir misin sana zahmet? Çekelim abi. O bir kayıt gösterecek. Sohbette hocam. Önemli çocuklar gelsin. Hemen açsın. Can aç oğlum bu kaydı. Aç bakalım. TT ya ben bir şey soracağım. Sizde Ryanex diye bir çocuk vardı. Hı. O çocuğun bana açıldı mı? Evet. Yok, o çocuğa şey yapıldı hocam. Bir de sıkıntı çıkmadı, açtılar. Tamam. Can Günok. Tamam, bu ne? Ha bu buradan. TT olan. Aç abi. Direkt bir de orada Delioğlu diyor galiba. Ne alakaysa. Aç abi. Başlat. Sesi dinle hocam. Kapital geldi oğlum. Duyduğunuz gibi buyurun. Bunlar siper misrafı hocam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben Berkay'a bildireyim. Berkay'a. Kapital geldi oğlum, kapital geldi. Ya da yan aşağı, yatacan aşağı. Eşek ol eşek. Satın abi de. O nasıl bir müzik lan? Müzik başmıştı oğlum arkada. Nasıl bir müzikse artık. Tamam can. Hocam Leo'yu da çekebilir misin? Ona da kayıt var. O da aynen son olsun hocam. Seni de fazla tutmuyorum zaten, her şey apaçık ortada. Çok abi. Leo Rico değil mi? Aynen. Başka bir çekmemi istediğin biri Leo var mı abi? Aç abi Leo. Selamun aleyküm. Hemen aç. Açıyorum aleyküm abi. Selam. Çocuğu bekletme. Açamıyorum arkadaşım. Ekran. Bir dakika. Ekran verim abi, veriyor abi. Verdim abi, aç. Açtım. Aç bakalım abi. Neymiş bu senin şikayetin? Bunu görmedim ben. Şu hile dediğim abi, önün arkasını göstereyim de 2 saniye video diyorlar ya. Tamam bunu izledim. Şu an hile testi yapılıyor zaten buna. Tamam, tekrardan bakmak isterseniz bakın. 5 saniye kaldı şu an. Bak önümde 30 adam falan yok ha. 2 adam toplasan var. Bu olay ya. Direkt aynen direkt aynen, direkt tek yön. Hile sıkıntı zaten yok. Bakıyoruz abi ona zaten aşağıda. Başka var mı Kenan? Efendim abi? Başka var mı? Hile var, var TT ben de... var. TT var abi. Bayağı bir TT kaydı var. Aç. Ha onlar aç işte oğlum. TT'yi aç. Açıyorum. Heh. Görelim. Selam. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Buğra. 511 tıkıta baksana acil. Hocam bu arada bunlar son ses şarkı açıyor. Ne telsiz sesi duyabildik, ne bir şey duyabildik. Abi direkt büyük ihtimal oluşum uyarısı verilecek onlara. Beko geldi zaten, bir baksınlar. Arkadaşlar bir kayda bakayım mı? Bak hocam. Ben aç açıyorum. Ekliyorum şu an. Ay fulledim, kulağım patladı lan. Şuraya bakar mısın hocam? Adam resmen... tamam. Birbirimizi duyamadık. Hile de var Beko bu arada. Üstad mi misin gerçi bilmiyorum hocam da. Hileyi izledin mi hocam yoksa açalım mı? Anladım, tamam. Ha tamam. Ha, abi onu zaten çağırdım. O çıkar büyük. Yani çıkarsa vanlanır direkt, aşağıda yapıyorlar ona. Tamam tamam. Hocam dediğim gibi zaten bu bir etkinlik. Yani bir şey kaybetmedik, sorun değil. Bizim gelmedilerimiz yani ekibin içinde böyle adamlar var. Belki Demir de görüyordur adamları atar diye. Desteğe geldik ama onlardan alınıp Win'in bize verilmesi lazım. Çünkü hile var, artı 3-4 kere son ses bastı şarkı açmışlar ya. TT atıyorlar direkt. Abi
Evet, hiçbir şey duyulmuyor. Yani telsizden info vereceğiz. Veremiyoruz. Hiçbir şey duyamıyoruz. Söyleyemiyoruz da adamlar. Bahane üretmene gerek yok. Adam TT yasak diyor. Bildiğin atıyor, şarkı açıyor. Evet, hile bir de evet. atıyor. Heh. Evet, biz kararımız da zaten sizin kazandığınızın yönünde. Öyle değiştireceğiz. Onlar tamam. TT yaptı. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Deloğlu kazanmıştır. Kapital elenmiştir. Gereken kontrolleri biz yapacağız. Tamam, hiledir hocam. Vesaire. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Tuttuk sizi. Görüşürüz sonra. Evet. Görüşürüz tamam. Abi. Oy, çekeyim. Çek bir kalp alalım deli oğluna. Tamamdır. Bu da okeydir. Abicim mesela kapiteldensin. Demir'in belki hani tamam adam alıyor bilmeyebilir de. Kardeşim yani ne gerek var? Winledin işte orayı. Niye şarkı açıyorsun ki? Zaten bu bir etkinlik arkadaşlar. Şey yapmıyorum yani desteğe gittim niye şimdi bize king kapmasınlar. Ulan şarkı açıyorsun, bağırıyorsun. Hile var. Ne gerek var abi? Zaten villemişsin orayı ya. Bak biz azelleri vurduk. Bizim çocuk da az daha TT atıyordu. Sus dedim, gebertirim. Yani ne gerek var abi? Etkinlik bu. Ha biz azeri vurduk. Ha azer bizi vurdu. Adam zaten tankere gitmiş. Bu ne ya? Bu nasıl bir ölme animasyonu lan bu? Bu direksiyon mu çeviriyoruz lan? Neyse güzeldi en azından.